Efendim Bengü Türk ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir Tarihe Not Düşenler programında da sizlerle beraber olmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim yeni yayın ve yeni yayın döneminde yeni gün ve saatimizde cumartesi akşamları evlerinize konuk olacağız, olmaya devam edeceğiz. Tarihten kesintileri, tarihten anlatıları ve aynı zamanda edebiyat, kültür konularında birbirinden kıymetli konuklarımızla, hocalarımızla ilginç ve önemli konuları sizlerle sizlerin mesajlarıyla beraber hocalarımızdan öğrenmeye çalışacağız. Efendim her programı açarken söylediğimiz gibi yaklaşık iki senedir hep aynı şeyleri söylüyoruz. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın ee, söylemiş olduğu, önermiş olduğu tedbirlere ve koymuş olduğu kurallara uyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Lütfen e, aşılarımızı olalım. Milletçe bu e, salgından kurtulalım. Her bir birey, her bir ferdimiz bizler için çok önemli. Ne olur bize bir şey olmaz demeyelim diyerek e, programımızı açıyoruz efendim bugün. Ee, gene çok kıymetli bir konuğum var sevgili dostum değerli hocam ee, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ahmet Çiçekler hocamla beraberiz. Ee, hocam aynı zamanda e, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin de dekan yardımcısı ve e, önemli yöneticilerinden biri konumunda. Ee, hocamla ne konuşacağız? Hocamla dil ve eğitim konusu üzerine sohbet etmeye çalışacağız. Dil nedir? Eee dilin kökeni nedir? zengin dil, fakir dil var mıdır? Ayrımı varsa ayrımı nedir? Dilin toplumların oluşmasındaki yeri, önemi nedir? Yapay diller, insan dili ile hayvan dili arasındaki farklar nelerdir? Ve eee vaktimiz de kalırsa bütün dünyanın özellikle şu geçtiğimiz pandemi sürecinde sınandığı yani eğitimin sınandığı uzaktan eğitimin önemi, neler yapılmalı yapılıyorsa İstanbul Üniversitesi genelinde neler yapılıyor sayın hocama soracağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fatih hocam öncelikle teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ben de aslında başlamadan hani dediniz ya iki senedir malum bu COVID-19 küresel salgınıyla e, boğuşuyoruz. Şunu söylemek istiyorum e, evet maske, mesafe hepimiz aşılarımızı olmalıyız e, bir de e, o tütün e, adını söyleyemiyoruz galiba hı hı. sokakta yürürken içilmese çok da güzel olur. E, çünkü Mümkünse ciddi... hiç içilmese ya, hiç silmesin ona bir şey demiyorum ama yani insanların e, kişisel özgürlüklerine karışmayalım ama özellikle şu pandemi döneminde e, ciddi e, tehlike arz ettiğini düşünüyorum bunu da hatırlatmak istedim. Daha bugün karşılaştın da bir iki vakayla. Maalesef yani duyarlı olalım. Evet duyarlı özü. olalım. Peki Sayın Hocam şimdi sorularımızla başlayacağız fakat bir proje var bizim de yakından içinde olduğumuz takip ettiğimiz her alanında bulunmaya çalıştığımız Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi. Sizinle de yukarıda konuştuk hocam. Bu Proje yaklaşık e, Türk dünyası genelinde ama Türkiye ağırlıklı olmak üzere 80'den fazla e, üniversitenin e, protokolünü imzaladığını, sizin de e, sizin üniversitenizde içinde evet. bulunduğu 80'den fazla üniversitenin protokol imzalayarak Türk dünyası dijital vatandaşlık projesi derslerinin e, başlandı. Bu bu proje halinde gelişti ama e, özellikle Profesör Doktor Alpaslan Ceylan hocam Manas Üniversitesi'nin sayın rektörü onun öncülüğü ve e, Gaziantep Üniversitesi aynı zamanda Profesör Doktor Erdal Bay hocalarımın yoğun çalışmaları ve ekipte bulunan şu an ismini sayamadığım birbirinden değerli hocalarımızın e, katkılarıyla e, yaklaşık 3500 4000 öğrenci hocam e, dersi alıyor e, şu an eksiğim ya da yanlışım varsa Erdal hocam zaten bana yazar. Ee, ve başladı İlk dersi profesör doktor Alpaslan Ceylan e, hocamız verdi manas e, Türk Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi'nin sayın rektörü e, Hocam 16 haftalık bir ders düşünüldü bu olası e, e, ve bir şey de verilecek kimlik de verilecek tamam. bu öğrencilere İşte çeşitli öğrenci değişimleri e, üniversiteler arası işte belirli zamanlarda eğitim farklılığı belki hoca çeşitli alanlardan çeşitli öğrencilere alanlardan. dokunacak. Ve özellikle işte olası e, Turan ve C Türk Vatandaşlığı Projesi'nin ilk adımları, Ayağım. ilk ünlü emeği geçen herkesi e, tebrik ediyoruz. Devletimiz de bu projeye e, en üst düzeyden e, destek oluyor. Gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Ülke Ocakları konunun takipçisi, işte devlet de, e, özellikle konuyu e, takip ediyor. Bununla ilgili e, bir tanıtım videomuz vardı hocam. Ondan sonra dire geçeceğim. Efendim e, bu Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi ile ilgili e, şimdi size o e, e, klibimizi o tanıtım videosunu e, ekranlara getiriyoruz. <laughs> bir gün gelecek herkes Türk dünyası vatandaşı olmak istiyorum diyecek profesör doktor merim profesör doktor Oktay Sinanoğlu'nun sözüyle. Şeyde Aziz Sancar hocamız da galiba Özbekistan'dalardı. Evet. O da benzer şeyleri söyledi. bunlar hakikaten Hoca bizi... da ders verilmek için müracaat ettik. Hoca da hmm. eğer şartlar uygun olursa sanal ortamda ders verecek bir dersi de hocam. Çok güzel yani kalp kalbe karşıdır istadım. Ben de Aziz hocanı andı. Kendisi de hakikaten Türk dünyası için çok önemli bir figür. Yani Nobel almasının dışında gençlere verdiği öğütler. Yani dolayısıyla beni de heyecanlandırdı. İnşallah başarıya ulaşır. Projeler biliyorsunuzdur. Genelde projeler yazıldığı gibi sonuçlanmaz ama bu yazıldığından çok daha büyük bir başarı verecektir sizler gibi değerli hocalarımızın şeyiyle yani hani derler yani yola çıkmakla hedefe varılmaz ama hedefe varanlar yola çıkanlardır yani sizler de hedefe varmak için bu projenin içinde emeğe geçen hocalarım da hedefe varmak için ciddi çaba sarf ettiniz. Ben sizi tebrik ediyorum. Şahsınızda de... sizi tebrik ediyorum. Bütün projeye katkı sağlayan herkesi de tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. İnşallah hocam. Tabii ihtiyaç hasıl olduğunda İstanbul Üniversitesi'nin teknik desteğinden de Her zaman. faydalanırız. Peki sayın hocam şimdi dil ve eğitim konusuna gelelim. Özellikle bu pandemi sürecinde Hı. çok ön plana çıktı ve buna en hazırlıklı yakalanan Türkiye'deki en hazırlıklı yakalanan üniversitelerden bir tanesi de sizin kurumunuz İstanbul. sizin üniversiteniz oldu. Çünkü zaten mevcut bir e, altyapınız vardı bunu harekete geçirebilecek ve böyle bir durumla karşılaşıldığında direkt e, geçebildiniz e, evet. bu e, eğitime. Bunu daha sonra soracağım ama peki hocam bu eğitim süreçlerinde şimdi dil ve eğitim diyoruz. Her Dil her şeyden önemli. Bir kere e, kültür diyoruz. Dil olmadan ne kültür olur, ne bir şey olur. Dil olmadan hiçbir şey olmaz. Ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum üstadım. Ee, biliyorsunuz öznesi ve nesnesi kendisi olan tek bilim dalı dil bilimidir. Yani bugün hangi e, meslekle uğraşırsanız, hangi bilimi yaparsanız mutlaka o araç olarak e, dili kullanmanız gerekiyor. E, dil aslında e, dediğiniz gibi hayatımızın merkezinde insanı insan yapanın eşrefi mahlukat diyoruz ya. nedeni dil dilidir. insanın kendi dilidir. Aslında konuşulduğu çerçevede insanların her şeyi ifade etmesini sağlayan bir sistemdir diyebiliriz dile. ve hani adlandıran hükmeder deriz ya insan neden eşrefi mahlukatları çünkü e, hayvanları da nesneleri de adlandıran insandır. Hani bugün e, bu Kaliforniya'daki e, Silikon Vadisi'ndekiler e, yeni şu anda kullandığımız bütün cihazları yapıyorlar, adlarını koyuyorlar ve bizler onları doğrudan alıyoruz ve eee adlandırarak hükmediyorlar. Bu tarih boyunca böyle devam etmiştir, böyle gelmiştir. ...adlandıran hükmeder, İnsan da dünyaya hükmetmesi dili sayesinde... ...ve bütün her şeye, bütün varlıklara ad vermesi sayesinde gerçekleşiyor. Yani bugün e, genç arkadaşlara desek ya yüz kitabına bakıyor musunuz diye... ...ne diye düşünecekler ama Facebook dediğimiz zaman herkes biliyor, benim yok ama... E, ...yani dolayısıyla e, bizler onların bize ürettikleri, onların adlandırdıkları e, kavramlar üzerinden... Konuşuyoruz. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum: kavramları kendisi bulan, yani icatların dilin gelişiminde çok önemli bir yeri vardır, Üstadım. Mucitler, icatları yapanlar dillerini daha geliştirip daha verimli bir şekilde kullananlardır diye söyleyebilirim. İlk açılış konuş bir şey olarak. Aynen. Yine sorularınızla devam edebilirsiniz. Sorular böyle devam... gelecek, hocam. Bu arada. Demin dedim ya Profesör Doktor Ardal Boy hocam düzelsin beni diye. Hocam 4000'in üzerinde başvuru olmuş. Onaylanan 3300 öğrenci dünyanın 10 farklı bölgesinden Türk dünyasından öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen ve gönüllük esasına dayalı en büyük projelerden biri hayata geçmiş. Tebrik ee, ediyorum. Çok hakikaten önemli. Ee, Hocam bu kadar hakikaten önemli değil mi? Şimdi konuşuyoruz ama aslında hiç fark etmeden, şimdi konuştuğumuz dil Türkçe, dil yani dil olmadan hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle. Evet. Anlaşım da olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Ya tabii onu şöyle diyebilirim, e, biliyorsunuz bir bunları dil göstergesidir yani konuştuğumuz şeyler daha teknik şey yapacak. Dil dışı göstergeler de var mesela ne bileyim Kırmızı ışıkta durmayı bildiğimiz gibi. Ama asıl has olan e, seslerle e, müşahhas hale gelen konuştuğumuz dildir. İşte Türk dili, İngilizce neyse hangi dil e, konuşulursa ve dil aslında e, insanoğlunu merkezindeki e, unsurdur. Kavramdır. Yani e, bugün bir film vardı Tom Hanks'in oynadığı bir adaya düşüyordu. İsmini tam hatırımda değil. Arkadaşlar bakar söyleyebilir. Mesela adada tek başına bütün ihtiyaçlarını... Wilson'la karş... konuştuğu evet. filme uçağa evet. düşüyor. Evet. Orada düşüyor, adada kalıyor. Bir tane voleybol topuna Tabii, insan, insan gibi bir insan... şey çıkıyor. Onunla konuşma ihtiyacı duyuyor. Yani dilini kullanma ihtiyacı duyuyor. Unutmamak i̇nsan... için. Evet. Unutmaz ziyade, ziyade dille var olur. Yani o düşüncesi, duygusu yani bir şeyleri aktarmak ister. Mesela e, dedikodu da dilin bir özelliğidir. Biliyorsunuz birçok dedikodu yaygındır. O da dilin özelliğidir. Dilin gelişmesine de katkı sağlar. Ama orada kendini ifade etme, işte kendini ifade etme var olma sebebi de e, aslında dillerle ortaya çıkıyor. Dilin e, sayesinde biz şu anda yaşadığımız dünyayı şekillendirdik bu duruma geldik diye söyleyebilirim. Fatih Peki hocam kökenine indiğimizde Ne yani işte zaten hani insan ve dil birbirinden ayrılmaz çok önemli iki unsur demin de bahsettiniz verdiğiniz örnekte insan tek başına yaşasa da konuşma ihtiyacı evet. hissediyor. Bunu dillendirme ihtiyacı hissediyor. Hep deriz ya dille. hep dille başlar işte. <laughs> evet, her dille şimdi... ilgili bir sürü de atasözümüz vardır. Deyim atasözümüz var. Deyimimiz atasözümüz. Zaten atasözler ve deyimler de dilin böyle e, çeşnileridir e, diyeyim e, üstadım. Yani şimdi Adem'in dili nedir? Yani aslında mesele bu. herkesinde yani birçok... E, nedir hakikaten hocam? Dilin? Dil. Bilmiyorum. Keşke bilseydim. <laughs> Yani Çok ee, net bir cevap oldu. Bunu bilme olasılığımız da yok, üstadım Yani şöyle söyleyeyim yani öldükten sonra aklımıza gelirse sormak istediğim sorulardan biridir. Ya Hazreti Adem hangi dili konuşuyordu? Yani Hazreti Adem'in dili demek i̇lk, dil ilk dil neydi? İlk dil neydi? Herkesin ee, aradığı bir ee, cevabını aradığı bir sorudur. Yani hatta Kenan Işık zamanı ee, 1 milyonluk bir soru vardı. E, bu ilk dil kökeniyle alakalıydı e, ee, Psamtik diye bir Mısır firavunu var. O da merak ediyor. Tam milattan önce 2000-3000 yılları tam hatırlamıyorum şeyi. Ee, bu Psamtik diyor ki ya iktir nedir? Bana diyor bunu bulun diyor. Nasıl buluruz diyorlar iktili. E, ee, bir tane çocuğu doğar doğmaz alıyorlar. E, ee, sağır ve dilsiz bir çobanın yanında e, bir daha daha gönderiyorlar. Ve hiçbir sese yani insan sesine diyeyim en azından Maruz kalmıyor ve diyorlar ki bu çocuğun söylediği ne ilk kelime neyse ilk dil odur Adem'in dili odur ee, daha sonra işte Milat 2500 yıl önce bu arada ee, İsa'dan önce 2500 yani şu andan belki 5000 yıl önceden bahsediyor İnsanlar onu da 5000 yıl önce de ilk dili merak ediyorlarmış ee, ve bu çocuğun ağzından dökülen ilk kelime Bekos oluyor Bekos diye bir kelime bu Bekos'ta ee, Ekmek e, anlamına geliyor. E, tam dili hatırlayamadım. İngiliz pircin de, dili de tam şey hatırlamadım. E, diyorlar ki ilk dil odur. Ama şöyle bir e, şey var. Dil daha sonra diyor ki bu çocuk bekos diyor. Kimin yanında kalıyor? Keçilerle kalıyor. Tek duyduğu ses keçi seçin. Keçiler ne der? Be, be şeklinde şey yaparlar. Dolayısıyla Yunanca bu bekos demiştir deyip Yunanca'daki o şeklini de ekliyorlar. Bu kelime budur diyorlar. Ama tabii e, ilerleyen dakikalarda anlatırız. Yani dile maruz kalmayan o çocuğun hayatını da bitiriyorlar. Çünkü ana bu Leneberg'in kritik dönem hipotezi vardı. O kritik dönemde dile maruz kalmayan kişilerin dil yetileri gelişmez. E, ve zekaları da gelişmez. Bakın çok ilginç bir şeydi. Yani dil yetisinin yanında zekaları da gelişmiyor. Bunlarla alakalı birçok e, vaka var tarih içerisinde. Ee, maalesef de acı olaylar. Ee, onları da ilerleyen dakikalarda anlatırız. Yani dolayısıyla o tarihten itibaren ilkdir nedir sorusu insanın e, merakını celbetmiştir. etmiştir. Yani baktığınız zaman Adem'le Havva cennetten kovalıyorlar, bir elma yiyorlar, cennetten ko. Demek ki. ...bir iletişim var ki... ...onu yemesi, yememesi... yapma Denizli, Evet onu yapma. Yani Dolayısıyla bir iletişim var. Ya da anlatırlar işte... ...Hazreti Adem'i koymuşlar... ...şeytan secde etmemiş... ...dolayısıyla burada da bir dil var. Şimdi birçok dil türeş... ...teorileri var... ...baktığınız zaman diyebilirim ama... Dinlerde bile bu var yani kutsal kitaplarda da bunun ipuçlarını buluyoruz biz. Mesela Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde Hazreti Adem'e Allah'ın nesnelere şeylere adını öğrettiğini söyler. Yani Adem'e tek tek dizilir Adem'e onların adlarını söyler. Hatta Tam e, ayeti de verebiliriz. Yani ve Allah Adem'e isimlerin tümünü öğretti diyor. Bakara suresi 31'de. Aynı şekilde e, Tevrat'ta da e, bu sefer benzer hikaye farklı bir açıdan yaklaşılıyor. O da diyor ki Allah Tanrı Adem'e ad vermeyi öğretti diyor. Eski ayette böyle geçer. Orada da şu şekilde e, tamamını okumuyorum. Yani Adem her birinin adını ne koydu ise canlı mahlukun adı o oldu. Ve bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına ve kır hayvanına ad koydu diyor. Şimdi İncil bu Tevrat'taki yani kısmı alır. Yani Adem'e Adem'in adı koyduğunu. burada iki tane iki tane açıdan bir fark var. Biri Allah Teala öğretti. Biri Hazreti Adem'in kendisi ad koydu ben buna girmeden şunu söyle, söylemem gerekiyor. Demek ki Hazreti Adem'in beyninde dille alakalı bir yapı var ki ya öğretti işte Allah sonuçta her varlığın adını öğretmedi. Dünyaya indikleri zaman yaşarken bir sürü şeyi keşfettiler. İlk insan yani bir yere ilk gittiğimiz zaman bir e, dünyada bir şehre gittiğimiz zaman her yeri bizim için ilk olur ve adlandırırız. Kendimizce bir şeyler söyleriz. Dolayısıyla Adem'de ya da insanda bir dil yetisiyle doğduğu insan ve e, her iki teoriye de göre diyeyim. Gerek Tevrat'taki gerek e, Kur'an-ı Kerim'deki e, Hazreti Adem e, girdiği ya Allah'tan aldı. Allah'ın ona öğretmesi ya da kendisi verdi ve bir şekilde bu e, gelişti. Şimdi e, kutsal kitaplarda bile bu varsa hakikaten e, herkesin işte milattan önce 2500 Pisamtik dedik e, İlgisini ilgisini celp ediyor. Ha, Akatça mıdır? Akatça diyenler var. İşte İbrahim'in eski Birçok şey söylüyorlar ama bunu bilemeyiz. Yani elimizde biz, biz, ne diyoruz? Mesela Türkçenin en eski yazılı metinleri Köktürk Türk Belli. Orada duruyorlar. Yani daha eski mesela yeni arkeolojik keşiflerle bir şey çıkar. Biz deriz ki ...daha geriye de götürebiliriz... İşte ...Milattan önce de konuşuluyordu... ...ama şu anda biz sadece dil bilimsel verilerle... ...geriye götürebiliriz... ...ama bazı şeyleri farazi konuşuyoruz... Yani ...şu, şu kuramlar oluşturuyoruz... E ...şimdi elimizde... ...bir e, yazılı... ...vesika yoksa bunu bilemeyiz... Yani ...Hazreti Adem o dönemde ses kaydı da... ...olmadığına göre... ...bunu bilme olasılığımız yok... ...hatta ikinci hadislerden bir tanesinde... Hazreti Adem'e biliyorsunuz hani suhuf derler ya, kimine kitap gelmiştir, kimine sayfalar peygamber. Bazı sayfaların nüzul edildiği söylenir. Yani dolayısıyla eğer öyle bir şey var ise biz bunları bulursak Adem'in dilini bilebiliriz. Ama onun haricinde Hazreti Adem'in dilini bilme olasılığımız yok. İlk dil nedir sorusunun cevabı, cevabı. E, yok. Sadece teori üretiriz. E Almanya'dan hocam e, katkılar başladı Hı. sevgili Mustafa Öncül e, kıymetli dostum değerli hocam diyor ki gene Matlock hepiniz Türksünüz e, parantez içinde almış kitabın ismi herhalde Hı. E, diyor ki ırkların ilki Türk ise eğer ilk dilde Türk olması gerekmiyor mu? Yani. Kaygısız aptal da 14 yüzyılda o da söylüyor cennette Türkçe konuşulacak. ilk Türk Türkçedir diye. İlk dil Türkçedir diye. Dolayısıyla. Yani, Bunu bilemiyoruz. Bilemeyiz. Yani e, hangi e, Hz. Adem'in dili nedir? Hangi dili konuşuyor? Sadece şunu biliriz. Bir dili vardı Adem Bir dili vardı çünkü. ne konuşuyor. Peki sonra nasıl farklı farklı? dillerin ortaya çıkması noktası. Yani olacak. Bu, da, bu da efsane. Mesela Babil Kulesi Onu efsanesi, efsanesi Babil Kulesi var. efsanesi. Evet. Nedir bu Babil Kulesi efsanesi? Şimdi şöyle bu da aynı şekilde yara, eski ahit yaratılışta geçer bu Babil Kulesi efsanesi. şu anki Türkiye sınırları içerisinde yani bizim güneydoğu güneydoğu Anadolu'nda olduğu söyleniyor bu Babil yerinin. Bab ilm bu akatça yanılmıyorsam adı da oradan geliyor. Oranın halkı diyorlar ki, gelin diyorlar bu şinar bölgesinde, gelin diyorlar biz bir tuğlalardan bir kule inşa edelim ve Allah'ın katına varalım, onun katına çıkalım ve bu kuleyi inşa ediyorlar. Daha sonra Allah da yaratılış şeyinde geçen yani eski ahitte geçen şeyi söylüyorum. Allah da diyor ki bak diyor bunlar diyor bana yaklaşmaya çalışıyorlar. O zaman bütün insanlar o Babil Kulesi'ni oluşturan bütün o toplum aynı dili konuşuyor. Bunlar diyor bana şey yapıyorlar ben de diyor bu gelin diyor meleklerine aşağıya inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar diyor. Bakın aşağı inelim dillerini karıştıralım ve birbirlerini anlamasın diyor. Ve daha sonra Yeryüzünün çeşitli yerlerine dağıtıyor bu halkları ve hepsinin dilini karıştırıyor ve ondan sonra da işte e, savaşlar çıkıyor, anlaşmazlıklar çıkıyor ve o Allah'ın katına bir daha e, çıkamıyorlar şeyde geçen o e, Babil Kulesi. Burada aslında e, var mıdır yok mudur bilemem sonuçta şeyde yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de ise Bakara Suresi'nde bu Harut ve Marut şeyiyle geçiyor. Ama bir kuleden bahsetmiyor işte bölgeden bahsediyor onları Allah Teala'nın dağıttığından bahsediyor çünkü sihri Babil'de e, buluyorlar ondan sonra e, hatta şöyle istiyorsanız okuyayım e, Buyurun, tabii, tabii ayeti Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanları şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı lakin şeytanlar kafir oldular çünkü insanlar Sihri de Babil'de Harut ve Marut ismi iki meleği indirmeleri öğrettiler. Daha sonra Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar vermezler. Onlar da kendilerine fayda değil de zarar vereni öğrenip Tip bu kıssa bu şekilde e, Bakara suresi 102. ayette anlatıyor. E, yani bir kuleden bahsetmiyor orada. E, şimdi ama böyle bir şey var ise e, Allah ne yapıyor? İnsanları dağıtıyor. Yani çünkü anlaşmak, aynı e, ...dili konuşan insanlar anlaşır. Çünkü dil bir kod çözme işidir. Ben size buradan... E, ...bir e, verici olarak bir kod gönderiyorum. Siz o kodu çözebilecek bir... E, ...farkındalığa... altyapıya sahipseniz... ...siz o kodu çözüyorsunuz ve beni anlıyorsunuz. Aramızdaki iletişim bu şekilde gelişiyor. Yani dil bir kod çözme işi. Yani ben sizin anlamadığınız... ...ya da tam tersi siz benim anlamadığım bir kodu... ...kullansaydınız aramızda anlaşma sağlanmaz. Zaten... Dilin ana işlevlerinden biri de iletişimi sağlamak, anlaşmayı sağlamak. Yani tek işlevi bu değildir ama ana işlevleri, ana görevi budur, fonksiyonu budur. İşte burada da insanları dağıtıyor ve onu söyler ve insanlar arasında kargaşalar çıktı, savaş çıktı ve şu andaki işte yaşadığımız dünya oluştu diye. Hatta Umberto Eco'nun da bir kitabı var, orada da bahseder Avrupa'da kusursuz dili arayışları diye. Güzel bir kitaptır. Bu Babil ...kulesi hikayesinden daha detaylı bahseder... ...yani detaylı öğrenmek isteyenler de... ...internette de var ama... ...onlardan da bakabilir, öğrenebilirler... E, ...dolayısıyla bu... E, ...bir şekilde bakın... ...dilin türeyişi, dilin dağılışı... ...dillerin ayrılması... ...yani bir de şöyle de bir şey var... ...yani yeryüzündeki diller... ...tek bir kaynaktan mı çıktı... ...yoksa farklı kaynaklardan mı çıktı diye... ...iki türlü farklı görüş de var... Yani dolayısıyla işte biri monojenist, biri polijenist görüş dedi. Monojenist de diyor ki diğer yüzündeki diller tek bir kaynaktan neşvine mahallemiş ve dağılmıştır. Ki bu Babil Kulesi efsanesine bakarsak bu ona çıkıyor. Polijenistlerde ise bu ilahi kaynakları baz almadan, temel almadan dillerin farklı yerlerde, farklı dillerin oluştuğu şeklinde bir e, teoride var değerli hocam. Hocam e, şimdi <laughs> sorular ve e, size e, şeyler destekler de Hı. geliyor, katkılar da geliyor. E, Kızıl Elma Aydınları'nın e, özellikle selamı var. Hocam Osmaniye'den sevgili dostumuz e, Hamza Kılıç hocam. Türkiye Eğitim Sen Toprak Kale e, şube başkanı. E, Profesör Doktor Erdal Bay hocamın selam var. Bütün Doktor... Hocalarımıza selam ediyorum. Geliyor hocam zaten. Selahattin Avşaroğlu, Profesör Doktor Recai Kuş hocalarımızın e, selam var. Profesör Doktor Serdar Yücesu hocam. Gazi Üniversitesi'nden <laughs> kıymetli bir büyüme de e, selam ve saygılarımı selam iletiyorum. Hocam. E, diyor ki çok güzel bir program oluyor. Ahmet Bey de çok güzel anlatıyor diyor Ahmet hocam. İlgiyle izliyoruz. Türkçe ve eğitim. Türk dilinin doğuşu ve bunun gibi konulardan da bahsedecek misiniz diyor. Tabii ki hocama bunu da soracağız gene başka bir konumuzla alakalı bir soru gene geldi Osmanlıya hocam dinlerin ana kaynağı olan kitap kutsal kitaplar üzerinden kutsal dil tanımlamak doğru mu biz zaten hani din ve dil arasındaki ilişkiyi de konuşacaktık ama bir daha tekrar edeyim isterseniz hocam dinlerin ana kaynağı olan kutsal kitaplar üzerinden kutsal dil tanımlamak e, tabii o başka türlerde konuşuyoruz yani, bu başka hocam. bir şey yani ne bileyim bu bir şeye de gider cennette cehennemde hangi dil konuşulacağı kadar gider evet. bu konuda Turan Koç hocanın din dili diye çok o konuda çalışmaları var yani şunu bilmiyoruz bakın bu söylediğim yani şu andaki Türkçe üzerine konuşabiliriz çünkü somut bir elimizde verilerimiz var ama işte e, kutsal bir dil var mıdır? E, mesela şöyle bir teori var. E, bana göre çok uç bir teori ama diyor ki e, şu anki sosyal medyanın, kitle iletişim araçlarının etkisiyle dünyada sadece 3 tane dilin kalacağını, bir 200 yıl içinde 3 tane dil kalacağını söylüyor. Geri kalan bütün dillerin öleceğini söylüyor. Çünkü biliyorsunuz bu Hollywood'dur, sosyal medyadır inanılmaz derecede etkiliyor. E şey Hatta e, bir daldan dala atlıyormuş gibi olmasın ama yine bir çalışmada okumuştum. Ee, Amerikan e, aksanı e, İngilizce konuşan birçok e, dili etkilemeye başlamış ve onlar, o, o, o kişiler Amerikan aksanını konuşmaya başlamışlar. Niye? Hollywood'un çok fazla etkisi var işte, ve sosyal medya araçları. Diyor ki, üç dil kalacak. Biri İngilizce, İngilizce bütün dilleri yutacak diyor. İngilizce. İkincisi, İbranice üçüncüsü Arapça. İbranice ve Arapça da diyor din dili oldukları için e, kutsal yani sonuçta e, bir İbra ibadet dili olduğu İbranice için. İbranice'yi de hiç aradan eksik etmiyorlar değil evet. mi hocam tabi arada? Mesela İbranice evet. biliyorsun hiç konuşanı kalmıyor ama din dili olduğu için e, hep yaşıyor. Hani bazı şeyler var işte e, ölü dil dirilmez bunu söyleyeyim. Dil öldü mü bitmiştir. İşte İbranice'ye örnek verir bazıları ama yok çünkü İbranice e, Tevrat'ı okuyorlar, ibadetlerini o dille yapıyorlar, yaşıyor işlerinde. O ölü bir dil de olmamıştır hiçbir dönem. Yani böyle bir teori de var aslında İşte bu ikisi din dili olduğu için Arapça ve İbranice İngilizce de şu anda o lingua franca dediğimiz işte bütün dünyayı ele geçirdiği için e, şey yapıyor hatta e, vazifemiz gereği işte bilgisi, bilişimci arkadaşlara çok çalışıyoruz. Mesela çok fazla İngilizce kelime kullanıyorlar. Çünkü neden? Bilgisayar yazılım, kod hepsi İngilizce. Ya yani Türkçenin içine bunları katıyorlar. Ha böyle bir e, teori çok zorlama bir teori. Ben buna inanmıyorum. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok. Her... Bütün dillergisi Türkçemiz gitmez onu söyleyeyim de. Hocam aslında yani mantıken baktığımızda ya her her milletin kendi dili kendine göre kutsaldır. Yani kendi konuşuyorsa evet, çok güzel tespit ettiniz tebrik ederim. Yani et. kendi dili e, kutsaldır. Öyle değil ya mi? Çünkü ya insan hangi dille rüya görüyorsa, hangi dille hüzünleniyorsa, hangi dille ağlıyorsa o dil kutsaldır onun için. Çünkü kendini o dille ifade eder. Yani e, şunu hep soruyorlar iki dilliler vardır. Vaktimiz yetişirse ona da gireriz ya ana dili hangisidir bunun diye çünkü ikisi de ana dildir ama bir dil daha ağır basar. İşte Tabii. o gönül dilidir. Ya yani mesela e, canı yandığı zaman anne, anne. diye mi ağrıyor, mami, mami diye mi ağlıyor? o zaman ona göre biz bu kararı verebiliriz. Ama dediğim gibi yani böyle kutsal dil yani dini bir şey değer atfedersek var. Ama dediğiniz, sizin e, işaret ettiğiniz nokta çok güzel. Herkesin dili kendine kutsaldır çünkü e, hayatta kalmasını sağlar. Dil olmasa hayatta da kalmamız çok mümkün değil. Yani bize bunları veren e, dilin e, karmaşık sistemidir aslında. Ya aslında tabii hocam. Buradan başladık ama ilk başta açarken de hani bir hep milletlerin kültür ve medeniyetlerden Hı -hı. bahsederiz medeniyet olabilmesi için belli bir kültürünüz olması gerekir. Kültürünüz olabilmesi için de her şeyden öte e, ya bir birlikte yaşanmışlık Hı. olması gerekiyor ya ama bunu da bir arada tutacak olan maya dildir. Aynen Dilsiz evet. bir kültür olmaz. Aynen öyle. Yani zaten Humboldt şunu diyor meşhur. Diyor ki dil diyor bir ulusun kültür düzeyini gösteren en iyi araçtır diyor. Yani e, kendi diline dayanan, kendi dilinde ilerleme yapanlar da kendi kültürlerinin yaratıcısı olur diyor. Sizin değindiğiniz şeyi aslında söyledim. Yani zaten kültürü şekillendiren, kültürün oluşmasını sağlayan dildir. Ee, i̇nsanlar beraber yaşayamasalar nasıl bir kültür oluşturacak? Nasıl bir toplum oluşturacaklar? Yani şu an adını hatırlayamadım. Ünlü bir e, sosyolog diyor ki e, köşede konuşan e, iki kişinin e, bir toplumu oluşturmazlar. Ama o konuşmalarıyla beraber toplumun çekirdek yapısıdır diyor. Yani o konuşma toplumun içinde olan bir olgudur diyor. İki kişi toplum değildir ama toplumda işte o anlaşma, karşılıklı konuşmak bir değerleri paylaşma, değer aktarımı. Bakın bu bahsettiğim her şey dilde oluyor. Yani dedim ya mesela Aziz hocamızdan bahsettik. Ee, bilim adamları e, farklı alanlarda çalışır. Tıpta çalışabilir, kimya üzerine çalışabilir. Ama o yaptıkları şeyi dille buluyorlar. Dilinin verdiği hani dünya dilimin sınırları, dünyanın sınır, sınırları deniyor ya. Yani dolayısıyla dil olmadan hiçbir şey olmaz. Hani işte hayvanlar da konuşuyor ona da geleceğiz ama ama onlar iletişim kuruyor. Bizim, bizler ise çok girift bir e, karmaşık bir sistemi kullanıyoruz. Dil bu kadar karmaşık olmasa dünya bu buralara gelmez, bu kadar ilerleyemezdi. Dilimiz sayesinde bunlar geliyor. Biz dilimiz sayesinde icatlar yapabiliyoruz. Yoksa e, Hazreti Adem'in döneminde kalırdık. Yani o ilkel şeyde kalırdık. Ha şunu da söyleyeyim. E, mesela bugün dünyada konuşulan 7000 civarı dil var şu anda. 7 bin çok büyük rakam. Evet. Yani kimi yani çok... yerel diller dahil. E, tabii her şey. Yani aşağı yukarı bu dünya dil atlası diye bir şey var. Orada tam güncel veriler vardır. Bakada e, bilirler e, izleyenlerimiz. E, dolayısıyla e, her yerde, her toplum, en ufak e, 20 kişilik toplum bile dille kendi hayatını idam ettirip, dille kendi benliklerini oluşturuyorlar. İşte dil olmadan hiçbir şey mümkün değil. Ben bunu söyleyince biraz ya hocam işte dil bilimcisiniz, torpil geçiyorsunuz. Yok yani torpil değil hakikaten hayatın Bilimcisi, temeli tabii. dil. Tabii bunu hocam da söylemek istiyorum. Dil din Hazreti Adem'e gidince tabii katkılar da geliyor, şeyler de geliyor. Amca hocam diyor ki hocam çok güzel anlatıyor. Ayetten de bahsederek şöyle bir söz sarf etti diyor hocam. Allah Hazreti Aleme dilleri öğretti. Demek ki sadece Arapça değil, farklı dillerde vardır. Evet. Yok nesnelerin, nesnelerin adını, adını öğretti adını Orada öğretti. şey yapmayayım. Evet, yani düzeltelim. Nesneleri koyuyor, onları Şimdi, şey. Şimdi hocam Almanya'dan aslında kendisi ilahiyatçıdır. sevgili Mustafa Öncü. ilahiyatçıdır. Türkçü bir ilahiyatçıdır. Onların alanına girmiyoruz hocam. Yok, bir oraya girmiyoruz o eklemeler <laughs> yapıyor orası tabii ayrı. Diyor ki ekleme yapıyor. O bu konularında biraz evet. uzmanı çalışıyor. Tabii Türkiye'ye göre Türk tarafından bakarak evet. yorumluyor. Maide suresinin 54. ayetinde de diyor. Türkler kutlu bir ırk olarak öne çıkartılırken kutsal dilin Türkçe olması gerekmiyor mu diyor. Hani Arapçanın kutsanmasından daha çok Türkçenin kutsanması. Tabii bu biraz da ilahiyatçıların da alanına giriyor. Kıymetli büyüğüm Türkiye'nin en önemli sosyologlarından biridir. Ee, sevgili abim Profesör Doktor Mustafa Talas da diyor ki her şey dilden başlar diyor. Her şey dilden evet. başlar. Dilden başlar diyor. Ee, selam selam saygılarımızla. Biz da. de hocamıza selam, yani, hocalar katkı sağlayan hocalarımıza selam ee, saygı Ya diyor. şimdi Gördüğün şöyle gibi hocam sana dedim ben in interaktif bir <laughs> programımız şeyler geliyor. İzleyiciler için de daha, gelip, yani. daha, yani, daha zevkli. Yani. Ee, Ya şunu söyleyeyim. E, Almanya'dan katılan hocamız ismini Mustafa özür dilerim. Ha Mustafa hocam. Yani her dil ki biz dedi ki siz dediniz her dil kendi içinde kutsallar evet ee, işte Arapça kutsaldır diyorlar işte İbranice farklı diller ama ee, şunu belirtmek istiyorum yani bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde dille alakalı bir kısım vardı ama onun ee, hangi ayet diye geçmiş hocam ama ee, tabii o artık biraz vardı onu ben bir şöyle, işine yok, giriyor ben artık e, bizi aşar e, bilmediğimiz tefsir, konularda da değiliz bilmediğimiz ya biraz din konusundan çıkalım yoksa diyecekler e, yok bu hakikaten buradan gidemeyeceğiz <laughs> ha şunu söyleyeyim mesela e, biraz şeye de girersek aslında toplum şeye e, Maksimiller diyor ki Bireyler içinde yaşadıkları dilin kodlarıyla yoğrulurlar. Yani bireyi birey yapan o dilin kodlarıdır diyor. Yani bizim sahip olduğumuz, yani bizim seciyemizi bizim dilimiz belirler. Yani e, hatta telaffuza göre e, bölgeler hakkında ya da insanın karakteri hakkında bile kullandığı dil seçimine göre yorumlar yapılır. Mesela jargon dediğimiz bir terim vardır. Jargon nedir? İşte çeşitli meslek branşlarının kullandığı terminolojiye jargon denir. Mesela biraz bıçkın bir abinin işte telaffuzu da farklıdır. Kullandığı, seçtiği kelimeler de farklıdır. E dolayısıyla bu bize neyi verir? Onun aslında bıçkın biri olduğunun kodlarını verir. Ya da ee farklı branşlardan insanlar mesela bir gün bir doktora gitmiştik. Daha doğrusu bir hastamız vardı. Demişler ki işte hocamız geliyor. Beni herhalde hekim sanmış. Oradaki asistan arkadaş. Dedim hastamızın neyi var? Bir konuştu. Ya dedim. Anlamadın. E, hocam dedim. <laughs> e, ben dedim dil doktoruyum. Tıp doktoru değilim. O yüzden biraz benim anlayacağım dilde konuşun. Şimdi hani dedim ya kod çözme işidir. Bakın biz orada ee, o asistan arkadaşla aramızdaki kod çözmesi gerçekleşmedi ve ben anlamadım asistan arkadaş. Çünkü ben o e, tıp e, içerisinde, o tıp e, üzerine çalışanların içerisinde bulunmadım. Dolayısıyla e, diller de kendi içerisinde bulundukları toplumla, kendi içerisinde bulundukları e, dil ailesiyle beraber gelişir. E, i̇nsanları da şekillendiren, Max Müller'in dediği yani bizim hamurumuzu yoğuran, e, şekillendiren de aslında dildir. Ve toplum içinde inkişaf eden dil ile gelişir üstadım. Yani bunu da belirtmek istiyorum. E, yoksa e, biraz şeyden de e, dini çıkalım. konulardan uzak çıkalım. E, şık, Şimdi durum. hocam. Ee, kıymetli dostum, değerli hocam, ee, doçent doktor e, Dinçer Koç bir ek göndermiş. Dinçer hocamıza selam, selam sahibi. Selam olsun. Ee, Tugantil diye, Tugantil şiiri. Ee, tabii öncesinde İltugay til, iyi, matur iltik etken diye geliyor ama hı hı. Türkiye Türkçesiyle çevrilmiş vaziyette ee, ana dil, ey ana dil, ey güzel dil atam ee, anamın dili dünyada çok şey öğrendim. Ee, sen ana dil vasıtasıyla, ey ana dil, her zaman e, yardımın ile senin küçüklükten anlaşılmış sevincim, üzüntüm benim, ey ana dil, sende olmuş en ilk e, okuduğum duam, koru diyerek kendimi atam, anam hüdam diyor Tugan Til diye göndermiş hocam Tugantil. Hocamıza çok Tugantil teşekkür ediyoruz. Kalk Henüz sonra. 27 yaşında eee Ekin de yapmış hocam. Henüz 27 yaşında vefat eden e, Tatar şair e, Abdullah Turkay'ın meşhur şiirini hı hı. bizle paylaşmış. Hocama da teşekkür Selam ediyoruz. Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Size ekler de geliyor. Bu Profesör Doktor Mustafa Talas hocam da diyor ki gene dil kültür bayrağıdır diyor. Biraz da buradan evet. Hmm. Ya hatta şöyle hocama bir ek de ben yapayım buradan. Cuhan ee, Gottfried diye bir e, şahıs var. Filozof diyor ki e, her dil diyor onun konuşanların anlayışını, karakterini yansıtır. O dil konuşurlarının anlayışlarını, karakterlerini hayata bakış açtığını. Yani hocam dedi ya dil bayrağı, toplumların bayrağıdır dil diye. Dolayısıyla... E, dil aslında e, bizi biz yapan e, var olma sebebimizdir üstad. Hatta e, yine Ralph Emerson Emerson'da yani toplumların, e, milletlerin ruhunu dil yansıtırdı. Yani bizim Türkçemiz, bizim bütün o e, coşkun e, tarafımızı biz Türkçemize yansıtıyoruz. Yani bir e, şi, hocam bir şiir okudu. Maalesef ki Türkiye türçesi den okumak durumunda kaldık, anlamak durumunda kaldık biz. Ama o bizim kalbimizde bir hareketlenmeye yol açtı. Yani bizi aslında duygularımızı hareketlendiren şey de dildir. Çünkü ya Bazen hep şey diyorlar hocam çok mu fazla dili önemsiyoruz ya çok mu böyle büyük? ya yalnız, dil olmadan, öyle, hiçbir şey olmadan. olmadan hiçbir şey olmaz. Şimdi Sayın Hocam bir ekle ben yapayım. Şimdi biz Osmanlı mesela Osmanlı tarihine baktığımızda Hı -hı. E, erken dönem Osmanlı'nın siz de çok iyi bilirsiniz Hı -hı. ki özellikle e, 1500'lere kadar 1600'lere kadar dilin çok saf bir Türkçe olduğunu görürüz. Çünkü Türkmen, unsurların, he. Tabi, Türkmen unsurların gelip dilim ekleme olmadığı karışmadığını Hı. görürüz metinleri okurken de bunu görürüz ama e, tanzimata doğru geldiğimizde e, Farsça'nın Arapça'nın o tamlamaların etkisiyle e, hani ben Osmanlı Türkçesini biliyorum diyenlerin bile e, kolay kolay altından kalkamayacağı sıkıntı yani sıkıntıya düşeceği, şeyler çıkar ortaya. Kamus odaya. namustur diyor. Ee, tarlan <laughs> Alina tarlan rahmet. Evet. Dilin sen. nasıl yani dışarıdan etkiyle dilin nasıl karışıp anlaşılmaz bir hale geldiğini görürüz. Oysa gittiğinizde mesela Anadolu'da hala aynı e, orta Asya'dan geldiği ya da işte eski Anadolu Türkçesi. Eski Anadolu Türkçesi. Türkçesi 13-15. Batı Türkçesi'nin budur. ilk şeyi. Yani değil mi? Anlaşılır Tabii yani. yani özellikle Orta Anadolu'da ben Konyalıyım. Oralarda e, hakikaten işte telaffuzundan tut birçok kullanılan kelimeyi anlarız. Yüzde 80'ini anlarız. Normaldir 120'yi anlamamız. Çünkü aradan e, 600 yıl gibi zaman geçmiş. Bu e, şeyin e, bir e, sözü var. E, bu e, Türk dil devrimi trajik bir başarı diye bir kitap var Geoffrey Lewis'in. Diyor ki Atatürk'ün dil devrimi konuşma dili ve yazı dili arasındaki uçurumu ortadan kaldırdı. Bir konuşma dili var, bir de yazı dili var. İkisinin arasında bir ayrım olması normaldir. Çünkü baktığınız zaman Sizinle konuşurken e, jestleri kullanıyoruz, mimikleri, el hareketlerimizi kullanıyoruz. Bir şekilde anlaşmayı sağlayabiliriz. Mesela ben sizin bir şeyi ya da karşımdakinin diyeyim e, anlamadığını varsaydığım zaman ek cümle kullanabilirim, el hareketlerimle, e, jest mimimle anlatabilirim. Ama yazıda bu yoktur. Kağıda yazıp size verdiğim zaman o, o kadardır. Hani diyor ya e, mesnevi de geçiyor yanılmıyorsam. E senin anlattığın önemli, karşındakinin ne anladığı önemli. Dolayısıyla yazı dili daha kurallıdır, daha değerli topludur. Çünkü anlatmak istediğini en doğru şekilde ifade etmen gerekiyor. Ve yazı dili ve konuşma dili arasında bir fark olması da muhtemeldir burada. Ama sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurların çok fazla girmiş gerek kelime bazında, çünkü diller, diller... özellikle Tabii diller birbirlerinden kelime ödünç alır verirler bu dilin doğasıdır. Hatta bir tane e, kitapta okumuştum e, Afrika'da e, üstadım e, iki tane kabile var. Araları da 80-90 kilometre o iki e, kabilelerin e, dillerini araştırıyorlar dil bilimciler birbirlerine kelim alıp vermişler. Bakın şu anda 80-90 kilometre bizim hiçbir için şey hiçbir etmiyor. şey değil ama yani orada ne at var ne araba var. Çok uzun mesafe. Yani bir etkileşim olduğu zaman, iki toplum arasında bir etkileşim olduğu zaman ödüşleme de olur. Ya yani bu gerek en kolay ödünçleme sözcük ödünçlemesidir. Kelime ödünçlemesidir bu arada. Ee, ama Osmanlı Türkçesi döneminde e, dediğiniz gibi Arapça Farsça tam özellikle Farsça tamlamalar Arapça tamlamalar biraz daha işte terimatlarında, kitaplarında Farsça tamlamalar günlük yaşamda kullanılmıştır. Ama şunu da belirteyim üstadım. Ee, alanımız itibariyle o derslerde verdiğimiz için söyleyebilirim. Mesela beşli Farsça tamlamalar var. Ya bugün bizim zincirleme isim tamlamasına tekabül eder. Biz mesela zincirleme isim tamlaması kullanıyor muyuz? Bir kere dilde sasür ne der? En az çaba esası. Ona aykırı. Daha kısa kullanıyoruz. Ya o nedir? Kendini göstermek için. Ya ben, ben çok iyi bir şairim. Yazarım deyip yani bugün WC'nin e, eserlerini e, okuduğunuz zaman hakikaten sözlüksüz anlayamazsınız. Kendileri de sözlükle yazıyorlardı muhtemelen. Yani Sözlükten bakıyorlar yazıyorlar. Ama e, halkın arasına karıştığında öyle konuşmuyordu. Öyle ağdalı konuşmuyorlardı. O o zümrenin hani dedik ya işte tıpçılar kendi aralarında kendi jargonlarını kullanıyorlar. Çıktıkları zaman bizim anlayacağımız şekilde anlatmaları gerekiyor. Yoksa bir anlaşma olmaz aramızda. Orada da işte ee, konumuz değil dil devrimi. Başka bir zaman bunlardan da konuşur muyuz? Tam, tam orayla ilgili hocam soru geldi. Aradan söyleyeyim. Değil de ben soruyu size söylemiş olayım. Arada evet. değinirken söyleriz. Ee, dil e, bilim uzmanı e, Fadime Boztoprak hoca da diyor ki hocamız Türk dil devrimini nasıl yorumluyor? Onu zaten bahsettiniz. Yeni Lisan hareketini Ömer Seyfettin'i, Ziya evet. Gökalp'i dil meselesinde nerede görmektedir? Amerika dil e, politikasıyla Türk dil politikası arasında ne gibi farklar vardır diye soruyor. Bizim makalemiz var. Hoca sanırım makaleye bakmış. Evet. E, dil devrimiyle Amerikan dil politikası üzerine bir makale yapmış. Şimdi şöyle, e, yani bu Türkçe'de sadeleşme hareketleri... E, Atatürk'ün yaptığı 1 Kasım 1928 dil devrimiyle olmadı. Yani kay şeyde e, Kul Nesimi diyor ya Arabi Farsı bilmem kula minnet eylemem diyor. E, aynı şekilde Köprülü'nün bir makalesinde e, geçiyordu. İşte e, o dönemde diyor işte 13. yüzyılda falan eee Türkçe ile yazanlar cahil halk anlasın diye yazıyordu. Normalde Arapça Farsça yazıyorlardı. E, ve e, birçok kişi de Yüzyıllar boyunca Türkçenin o adalı dilden işte şikayet edip Daha şu anda konuştuğum dil anlaşma ise. Bu budur. Bu budur. Ha elbette o, o dönem ben yok saymıyorum. O dönem yazılan eserler bizim e, kültürümüzün sende, en ne? önemli eserleridir. Onları yok saymıyorum. Ben sadece bir dil bilimci olarak yorumluyorum. E, aynı şekilde yeni lisan hareketi biliyorsunuz. E, Ziya Gökalp'ler Ömer Seyfettin hatta şey diyor, Bu Şinasi'nin bir e, gazete köşesinde onu eleştiriyor. Diyor ki ya diyor sen diyor böyle mi konuşuyorsun normalde? diyor. Hatta Hayati Develi hocamızın bir kitabı var. Orada Şinasi'nin bir e, tasviri Efkar gazetesindeki köşe yazısını koyuyor. Bir de annesine yazdığı mektubu koyuyor. Kelimede bir tane annesine yazdığı bir tane Türkçe dışındaki kelime yok. Tamam. Sayın hocam ee, Sorularda geliyor. Tam burada bölmeyeceğim, buradan devam edelim. Kısa bir aramız var, Elbette. sizi de biraz soluklandırmış olalım. Efendim, kısa bir aramız var. Aradan sonra e, sayın hocamla gelen çok fazla sorular var. Soruların hepsini yönlendirmeye çalışacağım. Dilin toplumun oluşumundaki yerini de konuşacağız. Yapay diller, e, zengin dil, fakir dil var mıdır, nedir? Bunları da soracağız. Kısa bir aramız var. Aradan sonra beraberiz. Efendim yine beraberiz. Ekranını yeni açanlar için hatırlatmakta fayda var. Ee, kıymetli konuğum, sevgili dostum, doçent doktor Ahmet Çiçekler, e, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hocamla beraber dil e, ve eğitim konuları, dili konuşuyoruz. Türk dilini konuşuyoruz ve gelen iki tane şiir var. Biri Mustafa e, Talas Profesör Doktor Hocam'dan. Önce onu okuyayım. Türk diline Aşık Paşa'dan Örnek vermiş hocam Türk diline kimse bakmaz idi Türkler her giz gönül Akmaz idi Türk dahi bilmez idi Ol dilleri ince yolu Ol ulu menzilleri Türkçemiz daha uzun bir süre Dünyada var olacaktır Diye hocam devam etmiş Gene sevgili Mustafa Öncül'den Gelen hocamdan gelen Bir şiir var Öykünmüşüm türküsünü ellerin ağzıma bir kara düşmüş bağışla beni bağışla bizi güzel türkçem ağzımıza ağzımızda ellerin türküsü fazıl hüsnü dağlarca dilimiz işte Arapçanın ve Farsçanın sık boğaz ettiği bir süreçten geçiyor. Ses bayrağımız Türkçemizi sonuna değin yaşaması dileğiyle Ahmet hocamıza selam ve saygılar selam diye hocam. gelmiş Profesör Doktor Alpaslan Demir Hocam e, Tokata selamlar olsun ve e, Profesör Doktor Serdar Yücesi Hocam, e, Ankara Gazi soruyor hocam e, diyor ki e, teknolojik gelişmelerin dil üzerinde etkisi nedir? Teknoloji dile birçok yeni kelime katıyor. Bu teknoloji aslında dilleri birbirine yakınlaştırırken bir dilin diğer başka dillerin etkisine girmesi mümkün olmaktadır. E, bunun dil açısından ne tür sakıncaları vardır diye Sayın Hocam soruyor. Yani şimdi orada şunu söyleyeyim Üstadım. E, hocama da e, selam ediyoruz, e, saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi bu Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. E, Elon Musk bir açıklama yaptı geçenlerde. Dedi ki 5 sene içinde dedi e, insanların beynine takacağımız bir cihaz ya da çip ya neyse tam hatırlamıyorum bu kısmını herhangi bir yabancı ile ihtiyaç duymadan insanlar anlaşacak. Hatta şu anda yaptıkları çalışmalar bu beyne yerleştirdikleri aygıtla herhangi bir ses çıkartmadan doğrudan o psişik olarak yani iki zihin üzerinde hatta bu MIT'den de bir çocuk bir deneyi var, aleti vardı. Onu haberlerde geçen çıkmış. Anlaşmayı sağlamaya gidiyorlar. Şimdi bunun sonu nereye gider bilmiyorum. yani hani Adem'in dilindedir bilmiyoruz dedik ama Yapılan çalışmalarda artık bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Ha bu belki biliyorsunuz bugün yerel diller dediğimiz diller var daha az konuşur olan diller. Onlara önem artar mı? Ya da bütün hepsini Alparslan Hocamın dediği gibi siler mi? E, orasını bilmiyorum. Serdar Ama Alparslan hocam biraz şuradan yaklaşmış. İşte mesela bugün Serdar e, hocam hocam soran Alparslan hocam Serdar hocam bir özür diliyorum. E, yani teknolojiyle birlikte giren kelimelerle sözcük dağarcığıyla beraber e, dilde e, bir değişme olur mu? Diller birbirinin etkisi altında mı? Hani bunu söylemiştim aslında konuşmamın başında. Özellikle İngilizce dünyadaki birçok dili etkiliyor bu teknolojik gelişmeler. Çünkü insanlar bir e, Türk bile bir cihazı keşfetse buna İngilizce bir alt vermeye çalışıyor. Çünkü neden? İşte makbul değil İngilizce buna İngilizce verirsem daha matah bir şeymiş gibi görüyor. Sadece Türkiye için değil o, e, Hindistan'da bulan o da in, in, şey İngilizce alt vermeye çalışıyor. Başka ülkede de neyse. E, bununla alakalı çalışmalar var. Ee, özellikle Hollywood üzerinden daha öncesinde İngilizcenin e, birçok dili etkilediğine dair, e, birçok dile kelimeler verdiğine dair çalışmalar var. Ee, özellikle e, bu teknolojik gelişmeler, yeni kavramlara ad verme e, gibi şeylerle dillere kelimeler girer. E, ama kelimelerin girmesi, o dilin söz dizimi, işte sözcük dizisi, e, işte... Dildeki kuralların değişeceği anlamına girmez. Zaten diller bir dilden kelime alırken kendi ses yapısına uydurarak alır. Yani bakın biliyorsunuz Türkçe'de iki tane ünlü ya da ünsüz yan yana gelmez. Ama mesela ne diyoruz? Arapçadaki sabr, Arapça'da faal veznidir. B ve R arada bir ünlü yoktur. Ama Türkçe'deki kurala aykırı olduğu için biz ne yapıyoruz? Bir ünlü türetiyoruz, sabır diyoruz. Bunun bir sürü örneği var. Ya da mesela yanılmıyorsam, böyle bir çalışma yapmadım ama Türkçenin dünyaya verdiği en çok verdiği kelimelerden biri bizden gelen yoğurttur mesela. E ne Biz yoğurt diyoruz. Yumuşak G'yi telaffuz etmek zordur. Birçok şeyde yoğurt, yoğurt kendi diline göre telaffuz ediyor. Yani kelimeyi alırken kendi kurallarına göre alırsın. E yine aynı şekilde biliyorsunuz kahve kelimesi ee, bizim üzerimizden Avrupa dillerine gitmiştir. Evet, Arapçadır. Ee, ama bizim üzerimizden dağılmıştır. Ee, mesela araba kahve diye yanılmıyorsam o şekilde terafuzu. Biz kahve diyoruz, ona kaf diyor. E, dolayısıyla e, bu kelime alıp vermek dilleri birbirlerine e, yakınlaştırmış. Çünkü şöyle. Kelime bilmekle bir dili bilemezsin. Ben mesela Osmanlı Türkçesinden de çok fazla Arapça kelime bilirim ama Arapça konuşamam. Arapçanın ve Farsçanın biçim bilgisini de bilirim. Ama o söz dizimini bilmediğimiz için Arapça konuşamam. Dolayısıyla ne kadar çok kelime kullanırsanız... Yani kelimelerle karşınızdaki insanla anlaşamazsınız. Bir kelimeleri rastgele dizelim. Önemli olan o kelimeleri anlamlı bir şekilde... E biliyorsunuz sasyonun dil, dil çizgiseldirler, Çizgisel bir şekilde dizip doğru söz dizime göre verirseniz ve söz ve anlam arasındaki ilişkiyi kurarsanız anlaşılır. Dediğim gibi kelimeler alınabilir ama bu dili e, yok etmez. Zaten dil ölümlerinin en e, önemli sebeplerinden biri de birçok sebebi var. UNESCO bunları açıklamıştır. E, o dili konuşan en son kişinin ölmesidir dil ölümü. Hatta hatırlıyorsanız e, 2014 15te Doğu Anadolu'da bir dil son konuşuru ölmüştü hatırlıyorsunuz. Bir haberlere de çıkmıştı. Hatta belgesel de çekildi bununla alakalı. Tam hatırlamıyorum onu ama. E, dil ölümü bu yüzden de biraz trajiktir. Çünkü bütün toplumun yok olması gerekiyor. Çünkü dil toplum dedik ya. Dil toplumun bayrağıdır. Bir dil tüm, ölürse tüm, 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 o toplum tamamen yok olur. E, evet bazı şeylerde prestij dil mesela... Dilleri kendi içinde eritebilir. Mesela bugün günümüz İngilizcesinde kullanılan kelimelerin yanılmıyorsam %20'si bile saf İngilizcedir. Geri kalan Fransızcadan almıştır, Latinceden almıştır, işte Almanya farklı dillerden almıştır. Ama işte teknoloji kısmı eğer bu kısımsa böyle çalışmalar var. Ama bu dilleri yok eder mi, nereye varır sonu onu bilmiyorum. Ee, ama öyle bir şey olursa maalesef e, distopik bir dünyaya doğru yol açarız. Bu da hiç e, şey olmaz. İyi, iyi olmaz. Ee, ama biz Türkçemiz, gönül dilimizi muhafaza edelim. Türkçesi Türkçe varken konuşup, Türkçe yaşayalım. Evet Türkçe konuşup Türkçesi Türkçe yaşayalım. Ee, hani plaza dil dedikleri bir şey var işte. Es et bana start konuşmama start ediyorum. Ya başlıyorum da Yani bir de şu da var. Yani hep laf lafa çözsan bana demiştin ama biraz konuyu dağıtıyor gibi de oluyoruz. Yani yabancı dilde kelimeler kullanmak sizi daha prestijli bir insan yapmaz. Kesin. Daha hata yapmaz. Ya yani bazı yerlerde insanları gülünç duruma da düşürüyor. Bunu da söylemek istiyorum yani. Ya kendinden başkası e, ya olduğun e, gibi görün ya göründüğün aynen gibi. Aynen öyle. öyle. Yani de, kendi işte, dilinle kullan, kullan Yani kendi dilimizin e, derinlikleri ne indiğimiz zaman e, çok detay görüyoruz. Yani ben hep şunu söylerim e, Derslerimde de bunu söylüyorum. E, Türkçemiz e, matematiği en kuvvetli dildir belki dünyada yani bir matematiktir. Yani hani nasıl dünyanın temeli matematik deniyor ya formüllerdi. Türkçe bir kuralları o kadar sağlamdır ki, o kadar e, şiirsel matematiksel bir dildir ki, e, niye kendi dilim varken başka bir dile e, öykülmeye çalışıyoruz? Ya, yani işte... İngilizce bilmek, evet bir dil, bir e, lisan buna katılıyorum. Herkes bir, bir, bir çok bu dil bir şey. Bu başka bir şey. Ama e, o dili e, göklere çıkarıp kendi dilini böyle ya işte Türkçe diye hani o e, köprü Fuat Köprülü'den örnek verdik ya işte e, cahil halk anlasın diye yazılım. böyle bir şey yok. Kendi dilimiz hakikaten dünyanın en güzel ya kendi dilimiz olduğu için söylemiyorum yani Kuzgına yavrusu ku zümrüdü anka mevzusu değil. Ya bir dil bilimci olarak ben bunu söylüyorum. Ve şunu da iddia ediyorum. Yani e, işte İngilizce eee %15'i 20'si saf İngilizce. Mesela Türkçenin sözcük dizilişi çok değişmemiştir. Bir de hocam şunu da göz önünde bulundurmak lazım sanki. Bu biraz e, güçle de alakalı sanki. Roma döneminde baktığımızda Latince'nin dünya üzerinde bir baskısını görürüz. Gene dönelim. E, yani Osmanlı döneminde gene Balkanlarda bir Türkçenin ama biz şey yapmamışız. O ya, dil tabii. emperyalizmi yapmamışız. Onu ona geleceğim Hı. hocam. Ve e, şimdi 18-19 20'nin ortalarına kadar baktığımızda dünya genelinde bir Fransızca etkisi görülmüş. O bir politikayı uyguluyor. O Fransız Dil Akademisi 1500'lü yıllarda kuruyor. O Frankofon Bunu ülkeler çalışıyor. Hatta yaratmıyor. işte e, yani 1500'den başlayıp 600 700'lerde eee işte İspanyolcanın, Portekizcenin, Hı. Latin Amerika üzerindeki hala konuşulan bir dil olduğunu. Evet, i̇kisi konuşuluyor bütün Latin Amerika'da konuşuluyor. Anladım. Yani oradan e, güç bunlardayken hocam. Hı -hı. Yani güç İspanyol ve e, Portekiz armadasındayken e, bu dil konuşulmaya başlamış. Fransızlara doğru evrilmeye başladığında işte Fransız dili politik, anlaşıl diplomasi dili Hı -hı. olarak ön plana çıkmış. Ama ne oluyor? 20. yüzyılın e, yaklaşık ikinci yarısından itibaren ya da ilk çeyreğinden itibaren alalım e, ne oluyor artık İngilizce, İngilizce yavaş yavaş e, ortaya çıkmış oluyor. E, hatta buna da şöyle bir örnek vereyim güçle alakalı e, ya İlber Hoca hep anlatır e, hocam bir noktada e, işte şarkenle şarkenin bir anlatımı vardır İşte Allah Allah e, ona İspanyol tahtına çıkması için İspanyolcayı öğrenmesi şart koşulur. Ee, ve artık bir zaman sonra güç şeyine girer, e, zehirlenmesine girer. Çünkü dünyada iki imparatorluk vardır. Biri kanuni, biri kendidir. Ve artık delirir, der ki Allah Allah İspanyolca konuşulur. Hocanın anlatımıyla anlatıyorum. Dostlarla e, işte Fransızca konuşulur, kadınlarla İtalyanca konuşulur ve işte parantez içinde işte hayvanlarla Almanca konuşulur diye Almanlar ayaklanır, şey çıkar. Burada önemli bir nokta İngilizcenin hiç o dönem yok ki. Yok. İşte onu diyorum. Güçle beraber ve bugün artık İngiliz İngilizcesinden ziyade siz de üstüne basarak söylüyorsunuz. Aksan olarak Amerikan aksanı geliyor. Hı hı. E bu da demek ki şu. Biz 5000 e, yıldır aşağı yukarı aynı e, Türkçemize Duruyor Duruyoruz. Ya bakın, yanılmıyorsam İngiliz'in ilk yazılı eserleri 12. Bu Beowulf destanının yazıya aktarımsa 12. yüzyılda falan diye biliyorum ilk yazılı eserler. Yani, yani ya bizim Türkçe'miz hakikaten dünyanın en köklü dillerinden biri. Yani övünmemiz gereken hatta sahip çıkmamız gereken. Tabi bizim dil bilimcilerimizin atası e, Kaşgarlı Mahmut e, e, Divanlukatlı de der ki e, çok zeki bir adam bu arada. Şey diyor bak iki, bir e, Buharalı ve Nişaburlu alimden öğrendim diyor. Bir hadis varmış diyor. E, Türkçe öğrenin, Türkçe öğrenmek çok önemlidir. Çünkü Türkler dünya çok önemli yere gelecekti. Tam şeyini hocalarımdan hadise hadisi e, bilen varsa bize hatırlatır. Sonra da diyor ki Kaşgarlı ben diyor onların ya çünkü e, uydurma hadis çok günah ya ben diyor onların ya hadisiyim diyor. <laughs> ya, günah girerse onlar girsin diye, <laughs> diye üstüne atıyor. Yani, ama şunu söylüyor işte Kaşkarlı mı? Türkçe bilmenin öneminden bahsediyor. Ali Şirnevay aynı şekilde diyor ki Farsça divan yazmak kolay diyor. E, gençler diyor Türkçe divan yazsınlar. Asıl zor olan sanat olan Türkçe divan yazmak. Diyor. Şimdi demin hocam katkıda bulundunuz ya dediniz ki Arada bir fark var. Osmanlı eğer e, Balkanlarda dil emperyalizmi Hı. yapsaydı ya da dil soykırımı diyorum çünkü ona birazdan başka türlü Hı. açıklayacağım. E, ne eğer dil ya da e, ırk soykırımı Hı. yapsaydı bugün Balkanlarda herhangi bir ülkeden bahsetmek Aynen. mümkün olmazdı. Küçücük Portekiz e, 80 800 milyon neyse yani e, nüfus olarak dünyanın en büyük nüfuslarından birine sahip Brezilya'da konuşulan evet. ana dil. Yani bakın emperyalizm nasıl oluyor dil emperyalizmi. E dönüyoruz öbür tarafa. E, bizim uyguladığımız belki de dünyada bizim kadar e, soykırıma uğrayan başka bir millet yoktur herhalde hocam. Hem dil olarak hem öbür türlü işte Rusya'nın Kırım'da yaptıkları hiç anlatılmaz. E, yani e, milyonlarca insanın gönderilmesi veyahut da 2. Dünya Savaşı'nda ölüme gönderilmesi, sonra sürgüne gönderilmesi. Şimdi Asya'da yukarıda sizle konuşurken de hatırlatmıştım. Asya'da 5 Türkü okuduğumuz zaman Adil Hikmet Bey'in 1914'ten önce oraya giden 5 tane Türk anılarını anlatırken gittikleri Orta Asya'daki bütün coğrafyada Türkçe konuştuklarına e, yazarak anlatıyorlar adam o, o tarihte Çağatay yazmış mesela doğuda Çağatay Türkçesi konuşuluyor bir Osmanlı aydını çok rahat anlaşıyor konuşuyorlar evet. yani gidiptiği gidip, zaman o coğrafyayı geziyorsun zaten üstadım i̇şte, siz alanınız daha iyi bilirsiniz benden e, bu Sovyetler dil bilimcileri bir araya getiriyor nasıl yaparız böyle dil bilimsel bir işte, e, şeye giriyor işte onu, dilini alırsan toplumun özelliğini işte, kaybediyorsun ne yapmış hocam bugün işte biraz da istişare ettik sizinle ne yapmış e, işgal ettikten sonra herkese dilini ve e, boyunu koyarak ayrı ayrı birer milletmiş gibi evet. ayırmış. İşte Azerice, Özbekçe, Kırgızca e, ayrı ayrı sen busun deyip yapmış. e Şimdi hocam sen çok sık da gidip geliyorsun hem işin. ...gereği, akademik çalışmaların gereği... ...Allah aşkına hiç anlaşmakta zorluk çekiyor musun? Azerice diye bir dil mi var? Azeri Türkçesi, ne? Türkiye Türkçesi... E daha geçen Dinçer Hocam, Türkçesi. Mehmet Hocam... ...beraberdik mesela, Kürşat Hocam da vardı... ...çok rahat anlaşıyoruz. Yani Kürşat Doçent Doktor... ...Kürşat Yıldırım'ın çok selamı var hocam... Hayır, ...Doçent selam. Doktor Elvin Yıldırım'ın... ...Profesör Elvin Doktor Recai da, Kuş da selam. Hocam'ın... ...hocalar da takip ediyorlar... ...bizi çok, çok keyifli diye de... ...girmiyoruz diyorlar. <laughs> Gire Sorular sorabilirler yani daha... E, belki katkılar çünkü mesela çok önemli katkılar geldi kıymetli hocalarımızdan ben çok teşekkür ediyorum ya program e, bizim bu açımızdan bu iyi. iyi gidiyor ama önemli olan izleyiciler açısından hmm. e, nasıl gitti yani mesela neden dil bilim içerisinde hani dil ve toplum bağıntısından bahsettik yani dolayısıyla dillerini elinden alayım ki onları bölebilelim bu yüzden böyle bir e, asimilasyon politikasına girindi yani dilini elinden alırsan çok kolay asimile edersin bir toplumu. Bu kadar, bu kadar basit. İşte yapmadım Bak, hocam ama beceremediler. 100 sene bunu uyguladılar. Evet. O, o yani Türkistan coğrafyasında. Evet. Ama sonuç? Çok ilginç bir şey anlatayım bu konu. yani Doğrudan bağlantılı değil ama e, dilin e, kazandırdığı yetin hani o Bacon'dan, Godfrey'den bahsetmiştik ki e, Yeni Zelanda, e, Av Avustralya'da, aborjinlerin, e, ke, aborjin dilinde Yön duygusu çok gelişmişmiş. Mesela ben şurada oturuyorum. Siz bana Fatih Hocam nerede zaman Ben sağımda diyorum. İşte ya da önümde, arkamda. Basittir yani dört şekilde kullanıyoruz. Orada mesela işte kuzey doğuda diyor. Çünkü neden? Okyanus gerek denize açıldı gerek ormanda kaldığı zaman yönü duygusunun çok kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü dilin en önemli özellikle hayatta kalmayı da sağlar. Evet Maslow'un hiyerarşisinde bunlar işte karnını doyurması e en tabandı ama. Kendini gerçekleştirmeyle evet, bir şey evet, tane, Doğru ama. ama hayatta kalman için bu dilenin bu özelliği gelişmiştir. Hatta e, deney yapıyorlar e, bir tanesini gözü kapalı e, bir odaya getiriyorlar. Oda tamamen e, siyah pencereye şey orada bile yönleri seksen oranında doğru biliyor. Yani gözü kapalı getirdikleri halde çünkü hayatta kalmak için yön duygusunun çok kuvvetli olması gerekiyor. Neyse bunlar İngilizler biliyorsunuz Avustralya'ya geliyor, işgal ediyor. İngilizcenin etkisiyle üstadım yeni nesilde önceki nesillere göre o yön duygusu kayboluyor. Yeni nesil önceki nesile göre evet bize göre daha gelişmiş ama atalarına göre tamamen kayboluyor. Belki bir 100 sene sonra biz artık onlardan aborjin olarak bahsetmeyeceğiz. Avustralyalı diyecek. Evet. Kaybolur, ya tamam gitti işte mesela bu, bu o dilin ne kadar bir inceliğidir değil mi? Çünkü dil o e, yaşam alanında hayatta kalmak için kendi, revize ediyor insanı. Dili sayesinde bunu gerçekleştiriyor. Tamam. Hocam Mustafa Talas hocam da tabii Azeri demeyelim diyor. Azerbaycan Azer Azer Türkçesi evet. evet biz de doğru. Onu söyledik. Zaten onu söyledik işte Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Azerice Özbek. diye bir dil yok diye özetle söyledik. Yani Onu demedik. Tabii. Özbek Türkçesi evet. gibi dedik ya da Kırgızistan'daki Kırgız Türkçesi öyle değerlendirdik hocam. Tabii ayrı bir millet olarak adlandırmıyoruz biz onları. Dillerini Rusya'nın yapmış olduğu evet. politikadan bahsediyoruz. Evet. Ne Dilini kaybedersek bunları kaybederiz. Kaldı ki bazı bölgelerde hala bunu çok çok da aşabildiğimiz Türkistan coğrafyasından bahsediyorum çok çok da böyle mümkün değil. Yani Azerbaycan'la Türkiye dışında çok çok aman aman birbirleriyle çok net anlaşabilen değil, ya, yok. Üstadım, bizim bazı öğrencilerimiz geliyor. Kendi diyorum ki nerelisin işte kazan Tatay'ım. Konuş diyorum da, Rusça biliyorum ben diyor. olur mu diyorum ya arkadaş. Kendi dilini biliyor. biliyor hocam. Yani sadece. Yani... Şimdi yavaş yavaş al. E, yani şeyler... eee Alfabeler değişmeye çok şükür, şükür başladı. Hepsi bir adım. İşte bizim bu dijital vatandaşlık projemizde... de ya da bunlar gibi projeler de çok önemli. Turan Kupası Hı -hı. projeleri önemli. Yani o da Türk çok önemli. Bir şey. Birliği ne? yani spor değil çok önemli. Türk dünyasının bir arada tutabilmek için dinamiklerini Elbette hareketlendirmek lazım. Yoksa bir tarafta Rusya açmış gözünü bekliyor, bir tarafta Çin evet. açmış gözünü bekliyor bir tanesi de on binlerce kilometre öteden eğer e, petrolün şu yum yum varsa yatmış oraya e, bekliyor. Bekli. E, bu emperyalizmin işte şeyi ve dedik ya Türk Türkiye özellikle Türkler Türkiye demeyelim Türkler Türkistan coğrafyasında dil soykırımına uğratılmaya çalışılmıştır hocam. Ama işte biz mesela biz emperyal bir şekilde davranmadık yani biz e, gittiğimiz hiçbir yerde oranın işte yeraltı zengin, zenginliklerini alalım, şey yapalım, o halkı sömürelim. Biz o şeyde olmadık. Aksine imar etmek üzere Doğru. çalıştık. Mesela Evliya Çelebi diyor gidiyor bir yere. Ya buranın diyor halkı diyor eee lisanı bilmez diyor. Dinci bu diyor. Ha. Zaten hocam Osmanlı'nın orada sen dinini değiştir diye de bir baskısı yok. Öyle bin, bir gayesi de yok. Türkçe, bak 1876'da e, kanuni esası 12. maçta madde 18. dilinin Türkçe 18. olduğu geçiyor. Ondan önce dilim Türkçe demiyor ki. Demiyor. O da işte ü, imparatorluk dağılıyor. Milliyetçilik Burada da başlıyor. da bazı kesimlere, hocam iyi bir yere geldiniz. Evet. Bu da bazı kesimlere zaten e, acayip mesaj vermesi lazım. Bunu yapan Abdülhamit Han Türkçeyi ve devlet memurlarında, evet. devlet kademelerinde... Evet. Türkçe şartı getiriyor. Türkçe şartı getiriyor. Bakın hocam Türkçe bilmek şartı getiriyor. Yani e, öyle değil diyor. Tabii Mustafa hocam bize e, katkı yapmış sağolsun profesör Doktor Mustafa Taloz Hocam. Sovyetler boylar adına dil icat etti. Hmm. Sonra da sizin diliniz yetersiz deyip Rusçayı ortak anlaşma dili olarak evet. e, e, ortaya e, çıkardı koydu e, diyor. Tabii başka bir e, Hamza hocamız da diyor ki biz de bu yabancı dil hayranlığı bitmediği sürece kendi dilimizin de kıymetini anlayamayız diyor ama ne olursun. Bak çok ilginç bir örnek vereyim mesela İrlanda. İrlandalıların kendi dili var. bugün yeni yeni bir uyanış başlıyor. Ya bizim bir dilimiz var. İrlanda dili. İrlandaca biz bunu konuşalım. İngilizceyi e, çünkü adamlar şu an İngilizce konuşuyorlar. Kendi dillerini unutmuşlar. Onlarda da bir e, uyanış başlıyor. Herkes İngilizce biliyor kendi ana dilini bilmiyor. Onlarda yeni yeni uyanış başlıyor. O, emperyalizm böyle bir şey işte. Yani biz bunu yapmadık. Yapsaydık zaten bunların varlığından söz etmek e, mümkün değildi. Hocam, e, Kaşgarlı Mahmutla ilgili Mustafa Öncül hocam e, göndermiş. And içerek söylüyorum. Ben Buhara'nın sözüne güvenilir İmamlarından birinden ve başkaca nişa bir Allah. imamdan işittim. İkisi de senetleriyle bildiriyorlar ki Peygamberimizin kıyamet alametlerini. Ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada Türk dilini öğreniniz. Çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır buyurmuştur Kaşgarlı Mahmut diyor Mustafa Öncül. Hocam senin çağrına kulak verdi e, hocam. Teşekkür hocam. ediyoruz Neden Mustafa güzeldi? hocam. Ya Şimdi... Çünkü Buharalı ve Nişapurlu diye belirtmiştik ama tam o e, rivayet ettiği... Cevap da geldi hocam e, evet. yani. Hocalarımız yani çok bizle beraber işte hocam işte bu çok güzel oluyor. Gidiyoruz. Olur. İnteraktif. Biliyorsunuz size bahsetme yayın önce bizde de bir interaktif ders Onları videosu formu. Vakit kalır, kalırsa onları vakit da soracağım da. Şey yaparız. Ya. ya mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, meşhur bir İrlanda'nın halk ozanı e, var. Mangan diye bir adam. Bunun bir özelliği var. Ya yani burada söyleyince hakikaten e, ya ben ilk duyunca çok hoşuma Türkçe öğreniyor. Türkçe bir divan yazıyor biliyor musun? Allah Allah. Bu adam şöyle İrlanda'da herkesin e, e, taptığı İrlanda'da... Buraya gelmiş gitmiş mi hocam? E, sonradan yok mi sonradan oradaki şarkıyatçılardan öğreniyor mangal. E, ve e, o dönemli İrlanda'ya yardımlar falan var bir şey yapıyor. Gidiyor İrlanda Türkçeyi öğreniyor bu mangal. E, mangal da şöyledir yani. E, bizim fuzulimiz gibi. Yani onların en büyük şairi ve Türkçe divanı var. Ne kadar müthiş bir şey değil mi? Üstadım. Yani bir İrlandalı gidiyor Türkçe divan yazıyor. Ama bazen bakıyoruz işte ya bizim Türkçe çok yetersiz bir dil diyen Zevat'la da karşı karşıyayız. Bir onu görüyorsun adam Türkçe'ye ne kadar müthiş bir dil deyip divan yazıyor İrlandalı. Bizim içimizdeki İrlandalılar <laughs> geliyor Türkçemizi akir görmeye çalışıyor. Görür niye hocam? Şimdi sen eğer 200 kelimeyle günlük ya da 500 kelimeyle Türkçe kelimeyle eğer e, konuşmalarını yapıyorsan e, dil tabii ki sana değil herkese yetersiz gelir. Ha, yani ne olacak? Sen eğer belirli sürelerde kitap okuyup kendi ufkunu, kendi lehçeni geliştirmezsen, sadece kendini 200 kelimeye hapsedersen böyle olmaz mı hocam? Hatta şimdi bir arkadaşım atmış bu arada manganın şiirini. Üç kalender şiirin adı. Kuşlar gibi neşeli uçtuk. Biz Emrah Osman Perizat güldük, şakalaştık ve seyrettik. Şarap, güller, neşe. Türk'ü söyledik, bütün ünvanlardan vazgeçtik. Mehmet Aygüneş hocam göndermiş şimdi. Ee, burada da belki ilk defa programda bahsediliyordur böyle bir şey tamam. oldu. Bu da bir not düşelim, tarihe not, not düşenler gibi. dedik hocam. Bunu da düşelim buraya not olarak. Evet hocam, doçent doktor Kürşat Yıldırım diyor ki, dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesi için, Hı? E, neler yapmalıyız diyor sevgili Kürşat hocam selam olsun sevgili Kürşat dostum. hocama e, selam olsun e, Kürşat hocamla biz bir gün e, Kıbrıs'a gitmiştik. Ondan sonra e, bu konuları böyle 3-4 saat sohbet etmiştik e, işte dil üzerine bu bahsettiğimiz şeyler Türkçe'nin şey üzerine ya her şeyden önce e, dilinin kıymetini bilmeli insan Türkçemizin kıymetini. Bol bol okumalıyız. Ya yani bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Dilde aktif ve pasif kelime dağarcığı diye bir kavram var. Aktif kelime dağarcığı günlük hayatta konuşma dediği, sıkça kullandığımız e, kelime dağarcığı. Pasif kelime dağarcığı daha çok hani e, jargon diyebileceğimiz işte e, mesleki anlamda ben dil bilimciyim. Benim kendi alanımla alakalı kullandığım kelime dağarcığı biraz da pasif kelime dağarcığı. Yani toplum içinde kullanmadığımız kelime dağarcığı. Bu iki kelime dağarcığının güçlü olması aslında e, dillerin e, hayatlarını idam etti, uzun yıla idam ettirmesine sebep oluyor. Mesela birçok dil e, pasif kelime, mesela e, yazı dili olmayan dillerin pasif kelime dağarcığı yoktur. Çünkü olsa bile e, nesilden nesile aktarılacağı için nesilden nesile aktarılırken o kelime darci diyor ve bu diller ölüyor. Dolayısıyla bizim kendi dilimizin e, kurallarının da farkına vararak. E, çünkü bakıyoruz özellikle sosyal medyada yani birçok haber sitesinde bile yani ne yazdığını ben anlamıyorum. Yani kerli ferli sitelere giriyorsunuz haber sitelerine ne yazdığını anlamıyoruz. Anlatım bozuklukları var. Ya böyle bir şey saçmalık olur mu ya? Siz bunu yapamazsınız. E, dolayısıyla e, dilinin kıymetini bilip ee, bol bol e, işte hem şairlerimizi e, neyim, fazla Üst Dağlarca'nın çok güzel bir şiirini okudunuz işte e, romanlar, hikayeler, sözlü kültür unsurları birçok unsuru okumamız gerekiyor. Yani mesela bir yabancı dil öğrenmek için de sizin bir e, şeyi okumak zorundasınız. O dille alakalı ne kadar çok e, okumanız okuma yaparsanız o kadar e, dili geliştirirsiniz. Ama bir diğer unsur da Üsta Kürşat Üstadımızın sorusunun cevabı. Yani ana şeylerini bilmesek bile belirli imla ve gramer kurallarını bilmemiz gerekiyor. Yani maalesef bakıyorum sosyal medyada, Twitter'da özellikle... Bağlamından kopuk cümleler, yazım yanlışları, yani hakikaten bu dilimiz bunları hak etmiyor. Biraz daha değer verelim. Ya kelli felli hocalar hocam, ee, profesörüm bu almış, bir şey konuşuyorsunuz siz, aynen diyor. Aynen diyor ya, aynen. Ne demek aynen? Ya işte bunlar mesela kısırlaştırır. Yani kısa kısa şey, kullanmayalım. Daha açık, ya uzun açıklamalarını yapalım. hocam. Tamam. Aynen, ne demek aynen. Çok kullanılıyor siz de şahit oluyorsunuz. Evet, Sokak ağzı so, biraz daha. Yani bu Aynen hocam şimdi konuşuyorsunuz ben diyorum ki aynen hocam. Ya mutabıkız aynen, de. size katılıyorum de. Doğru söylüyorsunuz de. Yani bunları Ben de öyle düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum de. Yani, ee, işte bunlar dilin zenginliğidir. Yani. Ama okumazsanız bu olmaz. olmaz. Okuyarak gelişir bu. Ya işte bakın üstadım Şimdi e, biz ders anlatıyoruz hepimiz. Ya öğrenci ya, ya şu eğer bizde mesela bir sürü soru geldi. Eğer biz o sorulardan korkarız, siz bana sordunuz, ben dedim hepsini sorabilirsiniz dedim hiç önemli değil, filtre yok. Yani bilmediğimizi bilmiyoruz. Ya. Ama bilmiyorsak bunlar bilmiyorsak. işte kendini okuyarak geliştirirsin. Bir şeylere yeni şeylere ilgi duyarak gelişir. Öbür türlü gelişemeyiz bir yerde kazık bir şekilde kalırız. Şuradan şuraya ilerleyemeyiz. Yani yeni nesilden ben çok ümitliyim. Onların hem milli şuurla, bakın dil bilinci bana göre milli şuurun bayrağıdır, en üst kademesidir. Ve e, kendi değerlerimizi yaşatarak nasıl geliştirebiliriz? Çıtayı hani bayrak yarışı vardı ya 4x100 bayrak yarışı ya bayrağı alıp nasıl ileri götürebilirim üzerine kafa yormalılar diye düşünüyorum üstad. Böyle olmalı zaten hocam ancak böyle bir adım evet. e, ileri gidilebilir. Bir de e, çok fazla dezenformasyona maruz kalıyoruz. Sosyal medya bir taraftan işte dijital e, e, ya da televizyon e, çeşitli e, platformları işte demin de adını bahsettik diziler Hı. şunlar bunlar. E, ya adamların kültürünü alıyoruz. Evet. Yani İçten içe acı bir şey. Ya bakın dil öğretiminde yabancı olarak bir dilin öğretiminde kültür aktarımı en önemli metottur. Çünkü bir hani dedik ya Francis Bacon'un sözü. yani O şeyi anlamak istiyorsan diline bak. Kültürünü, yaşayış tarzını anlamak istiyorsan diline bak. Ya, dolayısıyla biz buna çok maruz kalıyoruz ve çok matahmış gibi görüyoruz. Yani mesela ee, İngilizce yazılan ders kitaplarına bakın. Yani İngiltere'ye ben İngiltere'ye gitmedim. Ama Buckingham Sarayı'nda kraliçe varsa bayrağın gönderdi olduğunu, kraliçe içeride değilse bayrağın şey yapılmadığını ben o e, İngilizce öğretim kitaplarından öğrendim. Bakın o öğretimini yapıyor. Kültür aktarımı. Ve ben mesela e, televizyon deyince aklıma geldi laf laf açıyor ama kopuk ol, olmasını yürü, istemiyorum ama şunu da söyleyeyim. Yürü. Ya mesela bir dönem şükürler olsun ki şükür şurada diyor ee, Anadolu ağızları yani işte Doğu Anadolu şivesi ağız bizim literatürde ağızdır ya da işte Karadeniz neyse bir komedi unsuru olarak verildi. <laughs> mesela o insan o ağız konuşuyor özellikle gibi, konuşuyor, arkadan bir gül ya Anadolu ağızları bizim en büyük e, zenginliklerimizden biridir. Onu kaybedersek evet, her şeyi kaybederiz. Aynen öyle. Bizim standart Türkçemiz İstanbul Türkçesi. Biz ders verirken burada televizyonda elbette İstanbul Türkçesini kullanmayız. Ama bunlar da yaşamak zorunda. ve Bunların bu şekilde bir komedi unsuruymuş. Ayır bir misin? şeymiş. Şu anda bu gidiyor biliyor musunuz? Dizilerde falan ben bakıyorum memlekete gittiğimiz zaman artık İstanbul Türkçesinin baskınlığını görüyoruz. Ve bir süre sonra biz o ağızlarımızın özü kaybedebiliriz. Bunları sadece ses kayıtlarından dinler dinleriz. Bu da çok acı bir şeydir. Yani bunu da söyleyelim, uyaralım. Hakikaten bizim zenginliğimizdir. Yani bu işte İstanbul Türkçesi daha prestijli deyip kendini... Çünkü neden? Orada senin konuştuğun e ses özelliklerine bir gülme ef efekti olursa... Elbette o der ki ben bunu kendim İstanbul Türkçesine dönüştüreyim. Ha bu bizde değil. Mesela bir yerde okumuştum. Ee, İngiltere'de biliyorsunuz metro ağları çok yaygın. Ee, zengini de plazada çalışan da metroya biniyor. işçisi de metroya biniyor. İşçiler e, kendi ağız özelliklerini o zenginlerinkine şey yapmışlar ki işçi oldukları belli olmasın diye. Onları taklit etmeye çalışmışlar. Ya, bu var ama bu bir prestij şey değildir. Ben Konyalıyım. Memleketime gittiğim zaman ben elimden geldiğince Konya ağzını kullanmaya çalışırım. Bu bunu, bunu kaybedemeyiz. kaybedemeyiz. Bu da cidden e, çok üzücü bir şey. E, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. E, Peki, şu, şu soruya da hocam cevap vermiş olduk mu dilin toplumun e, oluşması, olgunlaşmasındaki yeri? Ee, bu konuşmalar içerisinde tabii. vermiş olduk tabii, değil tabii mi? söyledik birçok o Bacon'dan e, bahsettik tabii. işte hocam Türk dil toplumun bayrağıdır dedi. Yani bir toplumu şekillendiren unsur o, o dilidir. Dille gelişir toplum, dille toplum olur. Hani dedik ya işte iki kişinin konuşması bir o iki kişiyi toplum yapmaz ama o iki kişinin yaptığı eylem toplumun bel midir konuşmak dil. Yani dolayısıyla bunu da e, dil ve toplum birbirinden ayrılamaz. Birbirlerini e, geliştirirler, eee mayasını oluştururlar ve hani dedim ya yani bir kişinin diline bakarak o toplum hakkında bir toplumun Peki, bilgi edinebilirsin. Bu hocam bunu ben şahsi olarak e, sormak istiyorum. <laughs> Biz e, Türk cumhuriyetleriyle yani demin bahsettik Hı. ya işte mesela Azerbaycanla Azerbaycan Türkçesi ile çok büyük bir fark yok aramızda. Yok. Ee, bir sıkıntımız yok. yok. Ee, mesela özellikle ben birkaç Azerbaycanlı e, profesör, e, yani Azerbaycan Türkü profesör hocamla konuştuğumda şunu e, söylüyorlardı programlarda, e, Türk dünyasının lokomotifi Türkiye kesinlikle evet. olmalı, e, lokomotifin başı Türkiye çekmeli ve... E, Türk dünyasındaki özellikle Türkiye, Türkistan coğrafyasındaki diğer Türk devletlerine e, bu noktada öncü olmalı. Fakat buradaki bir dilli biraz sadeleştirme ya da nasıl olacak yani nasıl anlaşacağız yani anlaşacağızdan kastım zaten anlaşabiliyoruz biraz durduğunda ama herkesin birbirini anlayabilmesi için zamana mı ihtiyacımız var? Çünkü anlayabiliyorduk ya biz. Bir... Ne oldu? Yani Sovyetler bu kadar mı keskin 80 senede 70-80 senede bu kadar mı etkili evet, girdiler? Evet etkili, yani? etkili de girdiler. Birinci sebebi o. Yani i̇kincisi şu. Şunu da belirtmem gerekiyor. Yani bir üst dil oluşturabiliriz. Yani nedir? Eğitim, kültür, dili olarak yani halkın konuştuğu kendi ağız dedim mi? İşte Anadolu Kas, tabii, ağız olarak. Biz bir anlaşma için. Hatta Hayat Hocam bir Alina isimli bir öğrencimizi, doktor öğrencimize bununla alakalı bir tez yaptırmıştı. Yani bir bilim dili, bir üst dil oluşturup bunun içinde en fazla konuşur Türkiye Türkçesi olduğu için Türkiye Türkçesi özelinde alıp o şekilde anlaşmayı en azından o kültürü oluşturacak şeyi o üst dille oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Yani benim şahsi fikrim bu. Ama bunun üzerine de çalışma yapmak lazım. Ciddi çalışmalar bilim çünkü dedim ya hocam, Ruslar ya işte bir doktora tezi yaptırdık bizim bölümde yapıldı Türk Dili Edebiyat Bölümünde. ve bunların gelişmesi ve kurumlarımız tarafından da desteklenmesi gerekiyor iki taraftan da. Yani bunlar şöyle yani Ruslar nasıl dil bilimcileri getirip dilimizi böldülerse bizim de bir dil bilimciler oturup bu dili birleştirmemiz kolay mı değil. Hani dediniz ya projemizden bahsederken ee, kolay değil, zor bir iş ama bittiği zaman tek dijital eee bir evet. AB vatandaşı gibi aynı evet. şekilde vatandaşı bir birliğimiz biz de o, projede onu konuşmuştum evet, çünkü dijital şeyi kuracağız. Aynı şekilde burada bir üst dili de oluşturup e, kullanırsak e, çok daha e, iyi olur diye düşünüyorum ama kolay mı değil ama hep beraber hani dedim mi konuşmamın başında e, yola çıkanlar e, yola çıkmak hedefi varmak değil ama hedefe varanlar yola, yola çıkanlar. Biz yola çıkalım. Gerisi Allah kerim. Allah kerim. Hocam yine çok güzel ekler geliyor. Ee, Profesör David bu. Kun bir sözü geldi. Ee, Birçok yabancı dil bilirim. Bu diller arasında Türkçe evet. öyle farklı bir dildir ki e, yüz yüksek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçe'yi yaratmışlar sanki. Bir kökten bir düzüne sözcük evet. üretiliyor. Ses uyumuna göre anlam değişiyor. Türkçe öyle bir dildir ki Başlı başına bir duygu, düşünce, mantık ve felsefe dilidir. E, David e, Kutalbuk. Evet bunu hocamıza e, teşekkür ediyorum. Hatta ben e, şuna götürüyorum. E, Chomsky Türkçe'yi bilseydi kuramı çok daha <laughs> bütün o evrensel dili ulaşabilirdi diye e, düşünüyorum. Bugün vakit olursa onun ondan da biraz bahsedelim demiştik ama e, sanırım vaktimiz olmayacak <laughs> yani dediğim gibi bakın nasıl Mangan şiir yazıyorsa o David şey tam hatırlamıyorum. Hatta ben de onu şeyde okumuştum. bir kitapta geçenlerde de rastlamıştım ona. buraya da notu aldımmıştım ama denk gelmedi. hakikaten Türkçemiz böyle bir değil. Yani Türkçe öğrenenler Türkçenin bu kurallarına Türkçedeki kural dışı durumlar bile aslında bir kurallı kural. bir gelişimden dolayı kaynaklanıyor. Bu bile aslında ne kadar büyük, ne kadar uyumlu, ahenkli, matematiksel bir dil olduğunu kanıtlıyor aslında. Peki şunu da bir sorayım hocam hazır siz buradayken. Zengin dil, fakir dil ayrımı var mıdır? Ya, Yoksa dil, dil midir? Yani ya, zengin dilden an, anlatılmak istenen ya, nedir? Onu şöyle görüyorlar. Fakir işte. dilden anlatılmak istenen nedir? Peki söyleyeyim onu. Ya onu şöyle görüyorlar. Mesela açıyorlar sözlüğü. En fazla kelime hangi dilde varsa bu zengin dildir diyor. Ne bileyim işte İngilizce çok zengin mi dildir diyor. İşte ara mesela şu sosyal medyada çok şey oluyor işte Almanca'da işte şu sadece şu özel durumu karşılayan bir kelime var diyor. Aa ne kadar zengin bir dil, güzel bir dil. dil ne demiştik konuşmamızın başına? Dil iletişimi sağlayan, anlaşmayı sağlayan bir dizgedir demiştik. Şimdi e, bu San halkları var. Bu Kalahari çölünde Güney Afrika'da yaşayan halklar. Şimdi adamların parayla işi yok. Matematikle işi yok. Artı ile eksiği karşılayan bir kelime yok dillerinde. Ve altının üzerinde sayı da yok. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Altının üzerinde sayı da yok bu dillerde. Bu dil fakir bir dil mi? Bu mantığa göre fakir midir? Ama ne dedik? Dil yaşamanızı sağlıyorsa. Çünkü onun adam para kullanmıyor, ticaret yapmıyor. Matematiğe ihtiyacı var. Onun bir e, icat da yapmasına gerek yok. Çünkü avcı toplayıcı bir toplum. E, dolayısıyla o, onu kullanmıyor. Bu onu fakir dili ama çünkü bu adam e, çamaşır makinesi o adamın dilinde yok. Bilgisayar yok. Kripto para girdi ya onlar yok. Niye kullanma? Bakın kullanmadığınız bir şey dilinizde yeri yoktur. Bugün bir yabancı dilde kelime öğrenirsiniz. Eğer o kelime günlük hayatınızda kullanmıyorsanız kısa bir sürede unutursunuz. Dolayısıyla dil sizin hayatta kalmanızı, hayatınızı idame etmenizi, bir toplum oluşturmanızı sağlıyorsa ister bunu bin kelimeyle yapın, ister bir milyon kelimeyle. Bu sizi zengin fakir yapmaz. Çünkü bir kıyas gerekiyor. Zengin ve fakir. Neye göre zengin? Yani çok güzel bir, iktisatçı e, dostum şunu söylemişti. 100 milyon doların varsa bir eşikmiş bu 100 milyon dolar. İster 100 trilyon doların olsun ister 100 milyon dolar. Aynı lüksü yaşanmış. Yani aradaki farkın bir önemi yokmuş. E şimdi burada da öyle. Yani neyle kıyaslayacaksın? Neye göre zengin, neye göre fakir? Adamın, ya benim bir şeye ihtiyacım yoksa niye alayım? Ya benim şuna ihtiyacım var ki almışım. İhtiyacımız olmayan bir şey bizim hayatımızda yer alır mı Fatih Bey? Ne yaralı? Yani i̇nsanlar da böyle lüzumsuz insan hayatımında niye alayım diyoruz, affedersiniz değil mi? Onları bile kullanmıyorsak, ihtiyacımız olmayan işte bir milyon kelimeyi ben dilimde ne yapacağım? Dil ihtiyacı göre şekillendir. Eğer benim dilimin bir şeye ihtiyacı varsa onun ben ya kendi kendime dillerin kendi kelime üretme yöntemini üretir ya da başka bir dilden alıyorsa oradan ödünç alır Ama onun haricinde ihtiyacı olmayan mesela o san kabilelerinin bu kameraya ihtiyacım var. O kamera kelimesi sözcüğünü bilmek zorunda mı? Çünkü kullanmıyor. İhtiyaca göre şekillenir. Ne dedim? İcat çıkartmak, icat yapmak. İcatı yaparsınız siz. Ona göre ne olur? E, dilinizde o, ona uyum sağlar. Çünkü bakın dil sınırlı sayıda ses vardır. Değil mi? Çünkü belli 29 harf var. Bir, 30 tane harf, 40 tane harf olsun en fazla bir onun haricinde yoktur ama bir sayı vardır değil mi? Dilde sınırlı sayıda kelime vardır değil mi? Söz dizim kuralları sınırlıdır belli. Yazsan 15 sayfada bitiririz. Ama biz ne yapıyoruz? sınırsız sayıda yapı üretiyoruz. Cümle üretiyoruz. Çünkü neden? Kendimizi ifade. İşte dil bu yüzden karmaşık bir dizgedir, sistemdir ve bu yüzden hayvanların iletişiminden farklıdır. Dolaylı yapılara şey, sebep olur. Biz ilk defa karşılaştığımız bir olay karşısında e, kendimizi ifade edebiliriz. Hayatında hiç trafik kazasına karışmayan bir insan trafik kazasına karıştığı zaman orada kendini mi ifade edebilir, kendini anlatabilir? İlk defa gördüğümüz bir şeye karşı tepki veririz. Sıfırdan bir şey buluyorsak ona ad veririz. Dolayısıyla Z neye göre zengin? M'ye göre zengin. Ee, tabii burada mesela demin söylediniz. Hocam konuşuyoruz ama ne bazen kelimelerin anlamını da bilmek de çok önemli. Ha. Demin ne güzel örnek verdiniz. Bilgisayar. Hadi ayıralım. Bilgi sayar. Bilgiyi sayıyor ve bilgisayar tamamen Türkçe değil mi? Tabii. Ya mesela ben bir örnek vereyim. Bu dilediğimiz şeyine de giriyor. Ee, benim 3 yaşına yakın bir oğlum var. Maşallah, Mustafa Bora. Ee, biz işte bu kay, su kıtır diyoruz ya. Çocuk mesela sokutur demiyor. Kendisi kay diyor diyordu. Kay git. Bakın biz çocuğa bunu öğretmedik. Bu kelimeyi kendisi o dil mantığını kavrayıp kendisi bir ad verdi. O kullandığı alete. Kay git dedi. Farklı bir şey bakın. Neden? Onu çünkü onun adını kullanmıyordu. Daha yeni yeni bir 4-5 aydır onu kullanmaya başladı. Hadi kaygıt diyelim kaygıtını kullanmaya başladı. Öncesinde ona bir ad verme ihtiyacı duymadı. Ama ne zaman kullandı, ne zaman her dışarıya çıktığında, uyandığında evde onu sürdü, ona bir ad verme ihtiyacı oldu öyle. ve Türkçe bir at buldu. Öz bir at buldu. Türk Dil Kurumu'na da tavsiye ederiz. Kullana, kullanılmadıysa Şey, şey de şimdi siz söyleyince aklıma geldi hocam. Azerbaycan'da dediniz ya. Şimdi biz e, siha diyoruz ya. He? O ne güzel güzel bir Türkçeyle itko itko var koydu adını. <laughs> ya yani itiye çalsın e. oldu değil mi? Ne işe yarıyorsa. <laughs> Aynen O ne Ne onun şey adını koy, itko bak, var koydu. dil böyledir. Yani bir şey bir şeye ihtiyacınız olduğunda hemen şapkadan tavşan çıkarır gibi çıkarır. Türkçemizde kelime yapımında çok zengin bir dildir. Yani başka dillerden kelime alır mıyız? Alırız. Türkçe'de dünyanın birçok diline bir sürü kelime vermiştir. Bu dedim ya hani kural. Doğanın kanunu. Ama biz Türkçesi varken Başka bir İngiliz şu an için popüler tartışma işte çok herkes diyor İngilizce, İngilizce, İngilizce tabeleler falan filan. İngilizcesi niye kullanılmıyor? Ne gerek var? Mesela şuna mak de desem, siz bunu anlamazsınız. Ya bana şu magama bir su koy desem ne şeyi var? Yani kupa, bardak ne diyor sen de. Dolayısıyla bunu işte prestij olarak görmek çok büyük hata. Hani Kürşat Hocam dedi ya dilimiz nasıl gelişir? Ya yani sen önce kendi dil bilincinin farkına var. Ondan sonra zaten her şey olur gider. Burada da dediğim gibi yani e, dil en basit tabirle kendini ifade etme sanatıysa kendini ifade edebiliyorsan zenginlik fakirlik diye bir şey yoktur. Zenginsindir. Hani aç kalmayacak kadar e, paramız olsa yeterli diye bir şey var öyle yani. Sonuçta kendini, kendini ifade, ifade edebilme sanatı. Aynen öyle. Hani derler ya söz ola kestire başı Şimdi, söz ola bitişine zarar veriyor. Hocam e, tabi dil, dilin önemine konuşurken mesela e, Roma İmparatorluğunda e, tahta geçecek veya işte ünlü komutanların Hı. E, aileleri çocuklarını e, özellikle retorik e, sanatı yani. Eski Yunan'dan gelir. Evet eski Yunan'dan ona, oraya gelecektim. Retorik yani kendini ifade edebilme konuşma. sanatı, konuşma sanatı. Yani ne kadar önem veriyor? İşte siyasetin de biraz doğuşu değil mi? Kendini Tabii. ifade edebilmek. Şimdi en kötü şey bir insanın kendini ifade edememesi. Şimdi dili bilmeyen, doğru kullanamayan bir adam dese ki ya Ahmet hocam gelir misin başka bir şey? Ahmet hoca gelsene. Başka başka bir şey değil mi? Yani bu kullanma sanatı veya gelip bir öğrencinin bir şeyi ifade ederken ya hocam şu kağıdıma bir bakar mısınız demesi başka bir şey. Hocam şu kağıdıma bir bak demesi başka bir şey. Başka bir şey. Geçen hafta sınıfta bu örneği verdim. Ee, dedim ki şu kalemini ver bakayım dedim. Böyle sert de bir tonla dedim. Böyle kızcağız böyle bir şaşırdı. Bakın dedim arkadaşlar. Şimdi bir dahaki derse gelmez. Çünkü neden? Ben sert bir şekilde kalemi istedim ve dedik ya ne kadar kaba bir insan dedim. Ama kalemini verir misin dediğin zaman işte dili kullanmasına. Aa hoca kalemimi istedik verip ondan sonra bir sorun olmazdı. Diğerinde bir sorun çıkmış oldu. Hatta tabii ben e, dil çok detaylı dil felsefesi bilmiyorum ama işte bu eski Yunan'da bu retorikçiler işte bir tane tiran geliyor bütün herkesin evini alıyor daha sonra mahkeme kuruluyor. Bir bakıyorlar birileri daha iyi konuşuyor ve kendini daha iyi savunuyor sonra bunlar retorik çıkıyor, retorikçiler ortaya çıkıyor <laughs> ve devam ediyor. Ve bizim de, de belagat kitaplarımız vardı. Tabii, tabii. Yani tabii. der ya düğün evinde ağlanmaz, ölüm evinde gülünmez. Evet. Öyle e, tabii evinde. ya her şeyden hocam hocam, ya nasrettin hocamız var yani zeka da zeka zekayla birleştirilmesi yani anlatırken ve bu atasözlerinin de önemi işte ne diyoruz tatlı dil yılanı deliğinden çıkart çok ilginç bir şey söyleyeyim ee, şu anda da izliyor eşim e, bir 16. yüzyılda yaşamış bir e, şarkiyatçının e, müste, müsteşlikin e, derlediği deyimleri, atasözlerini çalıştı. Bakın 16. 16. yüzyılın sonunda yaşıyor. Levin Warner diye bir adam. Eşimin çalıştığı defterlerde 2000'e yakın deyim atasözü buldu. O yüzden. 2000. Ne yakın? O, o, o işte gidiyor adam halk arasında yazdırıyor. Hı. Kimini kendisi not alıyor. Kimini bir, 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 bir Ali Ufki Bey'e yazdırdığı söyleniyor. Onun da dostu var ya meşhur Ali Ufki ee, o ta, yüzyılı görüyorsun ya Ne kadar dilin zenginliğini yaz. Tat var tat, Tabii tat. hocam bu ya tat. Köktürk yazıtlarında da var tat. Doğan Aksa'nın en eski Türkçenin izinde diye bir kitabı var e, Dil bilimsel yöntemlerle diyor ki yani Hiçbir şeye bakma sadece Köktürk yazıtlarındaki Sanatlı ve Türkçenin en az 2000-2000 yıl daha geriye gittiğini gösteriyor Tabii Buradan daha Milattan 2000 yıl önce. daha gidiyor evet. ki Bunu konuşabiliyor ve hakikaten Şiirsel anlatıyor Tabii. ya, hem yazıya dökmüş, hem felsefe var içinde, hem tarih var, hem de geleceğe yönelik şey var. Ee, öğreti Öngör. var. Tabii yani dikkat et diyor yani. Dikkat et. Neler yaptılar diye sen de diye dikkat et diyor bunlara uyma diyor. Yani sana ders veriyor. Yani bakın üstadım, ee, o tarihte tekrar ediyorum altını çizelim. O tarihte şu anda başımızın üstüne koymaya çalıştığımız dilin yazılı kaynakları yok. Evet. Yani ya bunun kıymetini bilelim. Ya. Dilimiz hakikaten e, kıymetini bilmediğimiz zaman e, ben şöyle söyleyeyim. ya elbette Türkçe ila nihaye yaşayacak diyorum ben. Yani bu Türk milleti Allah'ın izniyle e, kıyamete kadar var olacak. Yani var olduğu sürece değil mi? Yani var ben olacak. şey olmayacağını düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Dilimiz e, dilimizde yaşayacak. Böyle badireleri atlatabiliriz. Bunlara ufak hendeklere girer ya araba. Öyle bir hendeye girdik çıkarız. çıktık yani çıkıyoruz hiç sıkıntı ya yok. Ya Olur bu Türk tarihinde hep var hocam. Var. E, hep var, var. bahsettiğimiz. Ama baksınlar bakalım o tarihte devletsiz bir tane Türk. Türksüz Türk'ün devletsiz olduğu bir tarih dilimi var yok. mı? Yani Sizin uzmanlık alanınız. E, yok, biz yok yok. Sizlerden dinlediklerimizle evet, cevap verebiliyor. Sayın hocam. Buyurun hocam. Vallahi iki saat su gibi aktı geçti. Hakikaten. Ee, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, programa başlarken de demiştim hocam bak... Eğitim biz kısmına giremedik. Bu. Giremedik. Ee, <laughs> AUZF'ye hiç konuşamadık evet. orada yaptıklarınızı, uzaktan eğitim faaliyetlerinin evet. önemini. E artık onu bir sizden söz alırız burada. İnşallah. Ee, bir dahaki sefere de bunları konuşuruz. Çünkü böyle oluyor hocam, ee, interaktif bir e, programız. Ee, yani sorular geliyor bir yerden bir yere gidebiliyoruz ama işte dil konusunda e, bu kadardı. Çok teşekkür ee, ederiz. Kitap için. yazıldı. Yine biz anladı, anlatmakla bitmez. Ee, ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum biraz dil bilgisi e, daha sıkıcıdır, daha kurallıdır falan. İşte dilin en magazinsel kısmı bunlardır <gülüyor> diyorum. <gülüyor> biz biraz e, onları Anladım, konuştuk. Ee, ...bu arada ben e, çok şeref duydum... E, ...davetiniz için... ...çok da keyif aldım... Biz ...umarım değilim. izleyenler de e, keyif almışlardır... E, ...onu belirtmek evet, siz, isterim... Peki. ...katkı sağlayan hocalarımın... Çok ...her birine olun. tek Biz tek çok teşekkür, teşekkür ediyorum... E, ...ve saygılarımı... Ve, ...sunuyorum... ...efendim... E, ...kıymetli hocam, değerli dostum... ...İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi... E, ...doçent doktor... ...Ahmet Çiçekler hocamla beraber... E, dil ve eğitim üzerine keyifli bir program yaptığımızı düşünüyoruz. E, lütfen e, sağlık bakanlarının e, yaptığı uyarıları dikkate alalım. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Bengü Türk'te kalın diyoruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları.